Herkese merhabalar. Bu akşam Pediatrik Rehabilitasyon Derneği'nin ikinci webinarı ile birlikte olacağız. Üç konuşmacımız var. Konularımız güzel. Daha çok gündemin içerisinden, hala şu an ikinci dalgasını yaşadığımız süreçle ilgili aslında birinci dalganın deneyimini aktaracağız bu akşam da. Şu anda açtık webinarımızı. Hani kabaca bakıyorum 45-47 sayılarına ulaştık. Biraz daha 54, çok hızlı ilerliyoruz, çok güzel. Katılımcı arkadaşlarımızı, hocalarımızı da bekleyerek öyle girelim istiyorum. İzninizle biraz derneğimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim çok heyecanlı olduğumuz bir konu. Pediatrik Rehabilitasyon Derneği'ni kurduk. Neredeyse artık birinci yılımıza doğru ilerliyoruz. Ve bu pandemi döneminde de dernek olarak elimizden geldiğince hem diğer derneklerle bağlantı kurmaya, hem de pandemi sürecinde bu COVID-19'la ilgili engelli grupların ulaşımında yaşadıkları sıkıntılarla ilgili değişik çalışmalar yaptık. Değişik toplantılar yaptık. Hani bu dönem elimizden geldiğince dolu geçirmeye çalıştık. Zaten hocalarımız da bu akşam bizim aslında deneyimlerimize birlikte elde ettiğimiz bilgileri, verileri paylaşacaklar sizinle. Ben de Pediatrik Rehabilitasyon Derneği çatısı altında bu bilgileri size aktarabildiğimiz için, bu akşam burada bir arada olabildiğimiz için çok mutluyum. Çok da gururluyum. Çünkü yıllardır bu anı bekledik aslında. Çalışma grubu olarak başladık ve devamında dernekleştik. Ve şu anda diğer derneklerle birlikte de iletişim halinde çalışmalarımızı geliştirme peşindeyiz. İnşallah kongremizi yaptığımız, dergimizin çıktığı günleri hayal ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Tabii ki bunu yaparken hep birlikte olmamız elzem. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. O yüzden şu anda bizimle olan hocalarımız, bizimle birlikte olan öğretim üyeleri, uzmanlar ve en önemlisi bence asistanlarımız bu sürecin gelişmesinde bize çok katkı sağlayacaklar. Eminim şu anda aramızda aileler de var. Hatta ben kendi çalıştığım öğrenci gruplarına da duyurmuştum bu toplantıyı. Aramızda öğrenciler de var, biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyız. Elde ettiğimiz verileri aktaracağımız için de çok gururluyuz. Nalan hocamla başlayacağız bu akşam. Arkasında Nebri hocamla devam edeceğiz ve daha sonra da Özen hocamla tamamlayacağız. Hocalarımız da aslında çok heyecanlı çünkü biz uzun zamandır bunu bir webinar olarak hayal ederek başlamadık aslında. Bu verileri toplamak amaçlı yola çıktık ve birden dedik ki biz bunu neden bir webinar içerisinde aktarmıyoruz ve bugünlere geldik. Hakikaten bu anlamda çok mutluluk verici. Sayılara bakıyorum bir yandan alttan. Şu an 83 kişiyiz. Katılımcı sayımız gittikçe artıyor. O yüzden bir yandan da orayı takip etmeye çalışıyorum. Derneğimizin kuruluşuyla beraber sayımızın gittikçe artması, bu vurguyu da yapmak istiyorum. Çünkü derneğin aynı zamanda internet sitesinin takibinde yapıyoruz. Ve oradan her geçen gün Türkiye'nin çok değişik yerlerinden asistanlarımız, uzmanlarımız, özellikle doktor öğretim üyeleri, gençlerin katılımı öğretim üyelerinin bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki pediatrik rehabilitasyon ekibi çok herkesi içine almak isteyen, çocuğu seven, çocuğa değer veren, onunla çalışmak isteyen, herkesle bir arada olmak isteyen bir dernek. Yani bu sevginin, bu coşkunun sizlere de geçtiğini ben hissediyorum. Bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. O nedenle oradaki her gelen mailde dernek üyeliğiyle ilgili ona cevap yazarken çok böyle mutlulukla yazdığımı hissediyorum. O nedenle bu katılım, bu destek bizim için çok önemli. 100'e varmak üzereyiz şu anda sayı olarak da. Ben isterseniz ilk konuşmacımız Nalan Hoca'yı bir yandan tanıtmaya başlayayım izninizle. Nalan Çapan, Resa Hocam'la çıktığımız bu yolda bizimle beraber yola çıkan, yola devam eden arkadaşımız. Nalan Çapan Hocam, İstanbul Üniversitesi. Çapata Fakültesi diyorum ben. Onlar İstanbul Üniversitesi diye devam ediyorlar. Biz öyle kaldık, öyle devam ediyoruz. Hocam orada doçent olarak çalışıyor şu anda. Resa Aydın Hoca ile beraber pediatrik rehabilitasyon polikliniğini yürütüyorlar. Bu akşam da aslında üç konuşmanın
ilk hatta olan botulotoksin enjeksiyonlarının genel uygulaması ve bu pandemi döneminde yapılması ile ilgili bizim hazırladığımız konsensus raporunu sunmadan önce bu konunun temeline, enjeksiyonun temel mantığını, enjeksiyonun kendisinin yarattığı etki, yan etki düzenleri ve aslında spastiğe global bir bakış yapacak bu akşam. Nalan hocamın girizgahıyla beraber bence Ebru hocam arkadan çok daha rahat golü atacak diye tahmin ediyorum. Daha sonra da Özden hocamla beraber bu engelli grubun, dizabilite yaşayan çocukların yaşadıkları bu pandemi dönemindeki temel sorunlara geleceğiz. O yüzden ben lafı çok uzatmadan sayımızın da fena olmadığını görüyorum ve gittikçe artışı da devam ediyor. Ama aramıza katılır dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. O yüzden sözü Nalan Hocam size bırakmak istiyorum. Söz sizde. Teşekkürler. Çok teşekkürler Evrim Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum başta Reysan Hoca olmak üzere dernek başkanımız, kurulmasında emek veren tüm hocalarımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Yine bu konsensusun hazırlanmasında emeği geçen birçok hocamız oldu, Ebru hocamız ve Özlem hocamız yanında. Onlara da ayrıca bu konsensus raporunun yayınlanmasındaki katkıları için teşekkür ediyorum. Ben bugün öncelikle bir spastisiye genel bir bakış yapacağım dediğiniz gibi sunumumda. Ve COVID döneminde bu spastite tedavisinde ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldık? Bundan bahsedeceğim aslında. Biraz daha bekleyelim mi hocam? Başlayayım mı? Alan hocam 110'a çıktık şu anda sayı olarak. Arzu Peki hocam. ederseniz yavaş yavaş başlayalım, ne dersiniz? Tabii Geç hocam. geçiyor saatte. Zaten konuşmanız hani böyle hep birbirini devam ettirecek şekilde olacak. O yüzden hani aralardan girişlerin de bence çok kopukluk yaratacağını düşünmüyorum. Yine ha çok özür dileyerek size sözü verdim ama her konuşmacının konuşmasının sonunda kısa bir 5 soruluk bir soru şansı tanıyalım. Lütfen chat bölümünden yazalım, hocamıza aktaralım, bir diyalog olsun. Ama en sonunda tüm konuşmalar bittikten sonra, çünkü iddia ediyorum ki çok uzun olmayacak bu akşamki webinar, sizi sıkmayacak, çayınızı kahvenizi elinizde alarak dinleyebileceğiniz. En sonunda da yaklaşık bir 20 dakika kadar, 20-25 dakika hep birlikte konuşup tartışabileceğimiz bir zaman olacak. O nedenle hani sorularımızı da oraya saklayabilirsek çok mutlu oluruz. Hocam söz sizde, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Elma Hocam. Bugün spastiğe genel bir bakış aslında sunmaya çalışacağım. Sunum akışım bu şekilde olacak ve son olarak da aslında COVID'de bu spastiğe tedavisinde nasıl sorunlar yaşadık, nelere dikkat etmemiz gerek, nelere öncelik vermemiz gerekiyor bundan bahsedeceğim. Şimdi tabii hepimiz cerebral palsi pediatrik rehabilitasyon polikliniği yapıyoruz. Çocuk hastaları çok daha fazla görüyoruz eskiye göre. Ve bu çocuklarda tabii ki spastik büyük bir sorun. Neredeyse %80'i spastik tip dipleci, bildiğimiz gibi spastik tip cerebral palsi hastaları. Dolayısıyla bu hastalarda spastiği tedavi etmek her şartta, her konumda pandemide, COVID'de gerekiyor gerçekten bir takım komplikasyonları engelleyebilmek için. Bu yüzden neden spastisi önemli? Çünkü eğer tedavide bir gecikme olursa bu çocuklarda bu artan kas tonusu bir takım kas kısalıklarına sebep olabiliyor. Büyüme bozuluyor. Kontraktürler çok hızlı gelişebiliyor ve buna bağlı olarak tabii ki ağrı ve deformiteler sonucunda da bir takım fonksiyonel kayıplar ortaya çıkıyor. Bu anlamda gerçekten bir an önce tedavi etmemiz gerekiyor. Burada tedavideki amacımız öncelikle tabii ki hasta bakımını da kolaylaştırmak. Ailelerin de bu konuda bizden bir takım öneriler istiyorlar. Çünkü spastik olan çocuğun oturması, yatması, pozisyon vermesi çok zorlaşıyor. Dolayısıyla hasta bakımını kolaylaştırmak hedeflerimiz arasında. Bunun dışında tabii ki fonksiyonel yeteneği arttırmak, rehabilitasyona katılımı daha iyi sağlamak, yürümede bir takım kazanımlar sağlamak, spastiğe bağlı bazen ağrı çok fazla oluyor, ağrıyı azaltmak, uyuma düzenini geliştirmek, hijyeni arttırmak ve başta da belirttiğim gibi kontraktürü düzeltmek çok önemli gerçekten. Şimdi baktığımızda spastik tedavisinde tabii bugün hani konu çok uzun ama ben çok kısaca özellikle pandemide sorun yaratacak problemleri ele almaya çalıştım. Tabii rehabilitasyon, oral tediler, rehabilitasyon deyince tabii ki ortez kullanımlarından tutun birçok spastik tedavisinde kullandığımız fizik tedavi yöntemlerimiz mevcut. Oral tedaviler, botulotoksin enjeksiyonları, intratekal baklofenler bir takım cerrahi tedaviler kullanılabiliyor.
Şimdi bu baktığımız zaman spastik tedavisinde hepimizin bildiği bu Novo'nun 2019'da en son yine yeni olan bir tedavi basamakları var. Yani etkinliği yönünde. Özellikle burada gördüğünüz ton management'ta kullanılan botulinum toksin, bahsettiğim gibi selektif dorsal rizotomi, ilaçlardan diazepam, intratekal baklofen, yine baklofenin oral alımı ve baklofen artı fizyoterapi ile ilgili kanıtları olduğu, daha az kullanılan dantrolen, refleksoloji, stretching, masaj gibi kanıtlarla ilgili daha anlamlı çalışmaların daha az olduğu gösterilmiş. Burada gördüğünüz yeşil işaret bize hani yapılabiliri gösteriyor. Turuncular yapılabiliri gösteriyor. Bu dairelerin de bir anlamı var. Daire ne kadar büyükse yapılan çalışmaların kalitesi daha iyi, kanıtların daha fazla olduğunu da gösteriyor. Şimdi başka bir çalışma da bu spastik tedavisinde genel spastiste de ve fokal spastiste de hangi tedavileri nasıl seçebiliriz? Reversible tedaviler, irreversible tedaviler şeklinde bir şema vardı. Onu da sizlere iletmek istiyorum. Özellikle reversible olanlarda intratekal baklofen, oral tedaviler, non-invasive nöromodülasyonlar ve FTR yöntemleri, yani revitasyon yöntemleri çok önemli. Baktığımız zaman reversible ve fokal tedaviler arasında botulinum toksini çok fazla kullanıyoruz. Yine fenol blokları olabilir. Genel ama irreversible dediğimiz selektif dorsal rizotomi tedavi de mümkün. Özellikle serebral palsili çocuklarda. Yine selektif nörotomi, palyotomi yapılabilir. Irreversible fokal tedavilerde de yine mut seviye yapılan cerrahi tedavilerde son seçenek olarak özetleyebiliriz. Şimdi burada tabii en sık kullanılan ilaçları ben vermek istedim. Bu polikliniklerde de çok fazla sorulduğu için işte baklofen çocuklarda çok daha düşük dozlarda kullanıyoruz spinal korda göre. İşte 0,12 ile 2 miligram kilogram gibi ve dozlamayı da düşük dozlarda başlayıp kiloya göre arttırarak titre etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında tizanidin, benzodiazepin, klonazepam ve dantrolen kullanılan ilaçlar arasında. Baktığımız zaman bu literatürde 2020'de yayınlanan ilaç seçiminde serebral palsi bir takım ipuçlarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle dirençli nöbetler varsa ya da nöbet riski varsa burada baklofenden biraz daha uzak durmamız, spastik ve distoni beraberse bu hastalarda baklofeni daha çok tercih etmemiz gerektiği, uyku problemleri varsa diazepam ve tizanidinin öncelik kazanacağı ve miyoklonusu varsa bu hastanın klonazepamı tercih edebileceğimiz, yine karaciğer problemleri varsa tizanidin ve dantrolenden uzak durmamız gerektiği söylenmiş. Klonazepam, rivotril aslında bizim hastalarımız çok fazla kullanıyorlar. Bu miyoklonuslarda da daha etkin olduğu söylenmiş. Yine başka bir spastik tedavisindeki bizim kullanabileceğimiz silahlardan biri botulinum toksin, gerçekten fokal özellikle spastiste de çok önemli. Birçoğumuz etki mekanizmasını zaten biliyoruz. Snare kompleksi üzerinden prolitik etki yapıyor botulinum toksinler ve özellikle yine fokal spastiste de ağrıyı azaltmak amacıyla egzersizlerin daha rahat yapılması, ortez kullanımı ve günlük yaşam fonksiyonlarını arttırmak amacıyla kullanılıyor. Bir takım yan etkileri var. Bu hasta seçiminde de önemli aslında. Biz işte hasta gelmeden önce muhakkak soruyoruz bir üst solunum yolu enfeksiyonu var mı vesaire diye. Çünkü botulinum toksinin en sık yan etkilerinden biri bildiğimiz gibi grip benzeri sendromlar, işte halsizlik, yorgunluk, disfaji gibi. Bunlar da COVID'in bulgularıyla karışabiliyor. Tabii botulinum toksin uygulamalarında çocukta genel anestezi ya da lokal anestezi ile yapıyoruz. Çoğunlukla yaşı uygunsa lokal anestezi ile yapmayı, lokal yapmayı anestezisiz olarak ultrason eşliğinde tercih ediyoruz. Bu hastalarda özellikle doz seçimi çok önemli. Burada kavo gros motoru yüksek, bir takım komorbiditeleri olan hastalarda çok yüksek dozlara çıkmadan eskiden 25 kilograma kadar çıkabileceği söyleniyordu. 25 ünite kilograma kadar çıkılabileceği söylenirken son yayınlarda artık çok 18-20'yi geçmemek gerektiği, özellikle kavo gros motoru yüksek olanlarda 16-18'in üzerine çıkmamak gerektiği vurgulanıyor. Yine mobilitesi iyi olan çocuklarda biraz daha dozu yüksek tutabileceğiniz, işte 16-18-20'ye kadar çıkılabileceği söyleniyor. Ama yine de dikkatli olmak gerekiyor bir takım etkilerden dolayı. Diğer bir tedavi yöntemimiz intratekal baklofen pompaları gerçekten. Baklofeni
Oral verdiğimiz gibi intratekal alana da verilebiliyor. 1984 yılında ilk spinal kord yaralanmaları nedeniyle meydana gelen spastik tedavisinde uygulandı. Sonrasında birçok alanda kullanılmaya başlandı. MS hastalarında, cerebral palsilerde kullanım alanı mevcut. Bizim de kliniğimizde intratekal baklofen takip ettiğimiz hastalarımız var. Özellikle intratekal bölgeye yerleşmiş baklofenin neredeyse 100 kat kadar daha etkin olduğu söyleniyor. Burada tabii ki hangi hastaları seçiyoruz bunu? Özellikle oral baklofeni kullanan ama bunu tolere edemeyen yan etkileri sebebiyle olan hastalarda tercih edebiliriz. Ya da etkin doza kadar çıktığınız, çok faydalı olduğunu gördüğünüz ve uzun süre kullanacağınız hastalarda tercih edebilirsiniz. Kronik bir spastik varsa, yine oral tedaviye direnç varsa ve sistemik bir yan etki nedeniyle yeterli doz uygulamasına çıkamıyorsanız, bu eğer hastada bir boz akımında blok yoksa ve intratekal test yaptığınızda bir cevap alıyorsanız, bu da işte spastisinde masa göre 2 birim bir iyileşme oluyorsa, intratekal baklofen uygulanabiliyor. Tabii burada cerebral palsili çocuklarda 4 yaşın üstünde olması, 10 kilonun üzerinde olması gibi maddeler de var. Bunlar da önemli. Bir takım aktif ve pasif hedeflerimiz var tabii. Bunları hedeflediğiniz çocuklara takmak gerekiyor. Aileye iyi bir bilgi vermek gerekiyor. Hiçbir zaman bunun tamamen spastiği azaltmayacağı ya da yürümeyen çocuğu yürüteceği gibi hedefler koymamak lazım. Hedefleri çok iyi belirlemek lazım intratekal baklofen tedavisini hastaya anlatırken. Çünkü ailelerin bazen bu takım beklentileri olabiliyor. Tamamen hastalığı yok etmeyeceği ama mobilitesini arttırabileceği, en azından bir takım pozisyonlamalarına yardımcı olacağı, ağrısını azaltacağı gibi, neyse o çocuktaki hedefiniz kişiye özel, onları aileyle ortak konuşmak gerekiyor. Tabii biz bu tedavileri yaparken Mart 2020'den itibaren COVID-19 geldi. Hepimizin bildiği gibi hepimizin hayatını etkileyen, tüm dünyayı etkileyen bir pandemi sonuçta. Ve tabii bununla birlikte bir takım sağlık hizmetleri sistemleri dünya çapında bloke oldu tabii ki. Rehabilitasyon hizmetlerinde de aksamalar olmaya başladı. Çünkü her şeyin önceliğini COVID almaya başladı. Daha çok COVID'li hastaların yönetimine öncelik verildi ki bizim hastanede de bu şekilde oldu. Elektif ameliyatlar ve poliklinikler sınırlandırıldı ya da iptal edildi. Bunlar tabii ki bizim hastalarımızı da etkiledi. Bizim çocuk hastalarımızdan da COVID enfeksiyonu geçirenler olabiliyor. Pediatrik çağda bağışıklık sistemi aslında tam gelişme aşamasında üst solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılar. Ama COVID-19 üst olmasına rağmen hepimizin bildiği gibi çocuklarda daha az ve genellikle hafif seyrediyor ve asemptomatik seyredebiliyor. Ateş ve öksürük olabiliyor %42 oranında. Burun tıkanıklığı, üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal kusma gibi bulgular yapabiliyor. Yorgunluk, boğaz ağrısı gibi, taşıkardi, taşıkne gibi bir takım sorunlara sebep olabiliyor. Bunun yanında baktığımız zaman özellikle komorbiditesi olan çocukların COVID-19 riskinin daha yüksek olduğunu görüyoruz ki bizim uğraştığımız grup aslında böyle bir grup. Dolayısıyla bu çocukları hem bu hastalıktan korumak hem de bu çocukların işte bir takım problemlerinin de takibine devam etmemiz gerekiyordu bu pandemi döneminde. Özellikle spastik takibi gerektiren hastalarımız için bu önemliydi. Çünkü aslında bu literatürde de gösterdiği gibi cerebral palsili çocuklar da enfekte oluyorlardı. 130 çocuktan birinin cerebral palsi olduğu, yine 48 hastanın %80'inin kronik hastalıklara sahip olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla bu çocukları hem koruyup hem de tedaviye devam etmek çok önemli gerçekten. Çünkü bu çocukların COVID-19'a yatkınlığını ya da viral enfeksiyona riskini arttıran bir takım problemleri var. Komorbiditeleri yanında işte salya akması, parmak emmesi, emeklemesi, yani etrafla daha bir bazılarının temas halinde olması, salyalarıyla ve emeklemeyle ellerini ağzına götürmeleri vesaire gibi birer bulaş riskini arttırabiliyor. Diğer bir risk de tabii bu çocukların bir takım iletişim sorunları olduğu için işte bir ağrıda, baş ağrısında, işte kas ağrısını iletmeleri, ailelerine bildirmeleri de çok zor. Maske takma problemleri oluyor. Birçoğu poliklinikte de görüyoruz, maskeyi çıkarma eğiliminde, uzun süre takmıyor. Dolayısıyla bu hastalarda hem bu sebepler dolayısıyla bu COVID semptomlarını takip etmek bazen problem olabiliyor gerçekten, ya da kesin erken tanı koymak sorun olabiliyor.
Biz bu şartlar altında yine de tabii ki spastik takibinin yapılması konusunda cerebral palsi özel olmasa bile spastik takibi COVID-19 döneminde ne kadar önemli olduğunu gösteren yayınlar çıkmaya başladı. Tabii bu grup gerçekten önemli bir grup. Her şeye rağmen sağlık sistemlerine bir şekilde periyodik olarak erişim gerektiren ve dikkatli olunması gereken bir grup. Dolayısıyla biz aslında hiçbir hastamızı klinikte de davet etmedik ama gelen her hastaya baktık. Özel davet gerektirenleri birazdan bahsedeceğim zaten. Bu çalışmada da gösterilmiş bu hastaların %20 ile 30'u spastisi hastasının özel değerlendirme gerektiriyor bir takım sebeplerden dolayı. Özellikle bunları bu dönemde atlamamak gerekiyor. Kimler bunlar? Özellikle ilaç temini gerekenler var mesela. Biraz önce belirttiğimiz ilaçları kullananlar var. Tabii devletin raporlu ilaçları eczanelerden temin edebiliriz demesiyle beraber ilaçları almalarında bir sıkıntı olmadı belki ama burada doz ayarlamalarında bir takım aksamalar oldu hastaların. Yan etkileri takip edemedik. Bazılarını edebildiysek de çoğunu edemedik. Ailelerin bir takım öncelikleri değişti COVID sebebiyle ve pandemi sebebiyle. Ekonomik bir takım sorunlar ortaya çıktı bazı ailelerde. Çocuğuyla olan iletişimi azaldı bazılarında ve tabii evdeki rehabilitasyon biraz daha ailelerin üzerine kaldı aslında bütünüyle. Bununla beraber bir öncelik belirlememiz gerekiyordu. Burada da Kanada Guideline'da gördüğünüz gibi işte acil olmayan, yarı acil olan ve acil olan hastalar diye gruplandırmak gerekiyordu aslında çağıracağımız hastaları. Burada en önemli grup tabii ki intratekal baklofen sistemleri kullanan hasta gruplarıydı. Çünkü güvenlik açısından bunların yakın takibi gerekli. Özellikle hepimizin bildiği gibi intratekal baklofen pompa dolumu çok önemli, programlanması çok önemli, doz ayarlaması çok önemli. Çünkü yoksunluk sendromu gelişebilir çocuklarda ve bu risk nedeniyle de yakın takip dolum gerekiyor. Niye? Çünkü yoksunluk belirtileri görülebilir. Aileler bunları göz ardı edebilir, tanıyamayabilirler. Onun için mental durumda bozulma, nöbet, halüsinasyon, hipertermi, rigidite, ateş yüksekliği gibi bulgular varsa aileleri bu konuda bilgilendirmeye çalıştık. Özellikle ateş yüksekliği COVID-19 bulgularıyla da karışabileceği için dolum tarihlerini kaçırmamaları konusunda firmanın da yardımıyla uyarıda bulunmaya çalıştık. Özellikle bu biraz önce bahsettiğim çalışmada hastaların acil olan grubu özellikle bu spastik tedavisindeki intratekal baklofen alan hastalar. Çünkü bunlar ilk 48 saat içinde bu hastalarla ilgili problemlerin çözülmesi gerekiyor. Özellikle dolum problemi, doz ayarlama ya da bazen cihazla ilgili sorunlar çıkabiliyor. Bunların çok hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. En geç 48 saat diye söylemek lazım aslında. Burada yarı acil hasta grubu yani sizin 48 saatte 4 hafta arasında muhakkak bir değerlendirmeye yapmanız gereken hasta grubunu oluşturuyor. Bunlar kimler? Özellikle mobilitesi kötüleşip fonksiyonelliği azalan, bağımsızlığı azalan hastalar. Bunlar işte düşme olabilir, transferde zorluk olabilir, yeni gelişen hızlı ilerleyen kontraktürleri ya da perineal bakım hijyenliği nedeniyle artan bakım ihtiyaçları olabilir. Ya da şiddetli ağrı başlayabilir spastik sebebiyle. Bir dislokasyonu artabilir. Özellikle kalçada çok görüyoruz adduktör spastiğe bağlı. Yeni ve kötüleşen bir takım bası ülserleri olabilir. Ya da gerekli ortezleri kullanamaması olabilir. Bu hastalar semi acil grubunda kabul edilebiliyor. Hem spastik için değerlendirmek zorunda kaldığınız acil hastalar olabilir. Bunlar COVID-19 pozitif olabilir. Bizim böyle bir hastamız olmadı ama bu hastalarda da muhakkak tüm kişisel koruma ekipmanları önlemleriyle intratekal baklofen dolumunun her şart altında yapılması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Yarı acil ve yine de COVID-19 pozitifse böyle hastanız varsa bunu bir miktar erteleyebilirsiniz hasta iyileşene kadar yani asemptomatik olana kadar bekleyebilirsiniz deniyor. Teletıptan faydalanabilirsiniz öncelikleri belirlemek için ve yine goal setting dediğiniz hedef belirlemeyi de bu teletıp sırasında yapabilirsiniz. Yatarak tedavi seçeneğinden bu spastik tedavisine biraz uzak durmakta fayda var deniyor. İşte yatıracaksanız da ziyaretçilerin yasaklanması, önlemlerin alınması önemli. Hasta seçiminde muhakkak ertelenemeyecek hastalara öncelik verilmeli dedik. Önce telefonla değerlendirme ve
Bu tele tıpta daha sonra belki daha çok gelişecek olan hareketi analiz eden sensörleri içeren bir takım programların geliştirilmesi, cihazların belki ya da aplikasyonlar var böyle bir takım goniometrik ölçümler yapan bunların kullanılabileceği söyleniyor. Yine botulinotoksin tipi A'da ne yapalım? Burada botulinotoksin uygulamaları tabii altın standart uygulama ve süreklilik gerektiriyor. Yani düzenli bir uygulama yapmak gerekebiliyor birçok hastaya. Tek uygulamalar yeterli olmayabiliyor. Ve bunlar da çok disiplinli bir ekip tarafından, deneyimli bir hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Bu COVID sırasında da işte birçok hekimin başka alanlarda görevlendirilmesi vesaire sebebiyle bu uygulamalarda da bir takım sıkıntıları oldu. Burada çok güzel bir checklist vermiş. Hani bu pandemi döneminde bir sorgulama yapacaksınız hastanıza. Bu sorgulama sonucunda eğer iki tane cevabınız evetse o hastaları botulinotoksin için çağırabilirsiniz deniyor. Buna göre önceliğinizi belirlenmesi hekimler tarafından öneriliyor. Bunlar neler? İşte son enjeksiyon tarihi 3 aydan uzun zaman olduysa, spastede ileri bir artış varsa ve bu bir takım kontraktürlere sebep oluyor, ağrıya sebep oluyor ve ortez kullanımını zorlaştırıyor gibi sorular varsa, iki veya daha fazla olarak bunlara da evet deniyorsa bunları klinik olarak değerlendirmek gerekiyor. Teletip gerçekten bundan sonra çok daha önceliğimiz olacak. Özellikle geçmiş verileri toplamak, işlevi değerlendirmek için, temel bir fizik muayene değerlendirmesi yapmak için, hedefleri belirlemek için ve spastiğe yönelik aileye bir takım eğitimler vermek için kullanılabilir deniyor. Tabii pandemiyle baş etmede gerçekten hem telerehabilitasyon hem e-programları hem de bu aile odaklı yaklaşımları çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Reysa hocamızın da ülkemizde öne ayak olduğu ve bu konuda bizim de bir eğitim kitapçığımız var internet sitemizde. Bunların çok daha bu pandemiyle beraber ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak pandemi döneminde spastik tedavisinin devamlılığının önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bireyi korumak tabii ki öncelikle COVID olmaması, çocukların enfekte olmaması ama kısa süreli birazdan bizim konsensusta da daha ayrıntılı anlatacağımız bir takım koruma önlemlerini alarak toksin uygulamalarımıza devam etmemiz, spastik tedavisine devam etmemiz önemli gerçekten. Teletip kullanmak çok önemli. Telerehabilitasyon yöntemlerinden bahsetmemiz ve yine yeni hastayı uzaktan değerlendiren bir takım ölçeklerin geliştirilmesi belki bundan sonraki aşamada hastanedeki kalış süresini kısaltmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim internet sitemizden de bu serebral palsi eğitim rehberine ve Reysa hocamızın hazırladığı aile odaklı tedavi programlarına ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hocam teşekkür ederiz. Nalan hocam çok teşekkürler. Çok teşekkürler Elin hocam. Bir yandan da hani hem soracağımız soru var mı diye rica ederim. Bir yandan onlara bakıyorum. Yani bu anlattıklarınız üzerinden aslında insan gayri ihtiyari şuna odaklanıyor. Hani her şerde de bir hayır var mıdır acaba? Hani bu süreç acaba biz hekim olarak da hani sadece ebeveyn gözüyle bakmıyorum. Hekim olarak, fizyoterapist olarak aramızda çünkü birçok fizyoterapistler de var şu anda. Bir silkinip hastayı ne sıklıkla değerlendirmemiz, değerlendirirken hangi parametrelere bakmamız, acaba bunları yaparken bir tık uzaktan da bunu başarabilir miyiz duygusu getirdi hepimize. Birinci dalga hani bizim bir deneyimimiz oldu aslına bakarsanız. Şimdi değil mi bütün kliniklerde de zaten onu da ben en sonunda hani toplantının sonunda da konuşmak da istiyorum. Kimler neler yapıyor kliniklerinde o ilk hani yumruğu yedikten sonra bu ayağa kalktı neler yapmaya planlıyor kendi aralarında neler konuşuyor bunların hepsinin bence bir katkısı olacaktır. Ailelerden bir soru geldi size. Sanıyorum anne şeyi soruyor. Hocam bize ağızdan ilaç verilmedi serebral palsili çocuğum için. Neden böyle bir şey yapılmadı? Her hastaya ihtiyaç oluyordu da biz mi kullanmadık? Gibi bir sorusu var. Çok teşekkürler Erim Hocam. Tabii annemizin sorusunu şöyle cevaplayalım. Serebral palsili çocukların birçoğu spastik ama hepsinin de ihtiyacı yok. Genel bir yaygın bir spastik varsa oral tedaviyi veriyoruz. Lokal spastiklerde daha çok botulinotoksin enjeksiyonlarını yapmaya çalışıyoruz ya da fizik tedavinin yetersiz kaldığı yerlerde bunu uygulamaya çalışıyoruz.
Bu yüzden belki verilmemiş olabilir çocuğuna. Şu anda tam sebebini bilemiyorum ama bu sebeple olabilir. Kesinlikle. Yani biz genel olarak siz zaten spastenin baş edilme yöntemlerinden, elimizdeki silahlardan bahsettiniz. Hepsi her hastaya kullanılacak diye bir şart Evet yok. hocam. Tam tersine bazı tedavileri bazı hastalara kullanmamamız gerekir, uygun değildir. O nedenle hani bu soruyu öyle şey yapabiliriz. Bir yine sorumuz şöyle var. İntratekal baklofen test dozundan ne kadar süre sonra spaste değerlendirilmeli demiş Kıvanç. Teşekkürler Kıvanç. Teşekkürler soru için. Şöyle tabii bütün tedavileri tek tek ve uzun uzun anlatamadım indikasyonları ve değerlendirme şekillerini ama şöyle test yapıldıktan sonra ortalama 3 saat içinde en geç 4 saat içinde değerlendirmek gerekiyor. Etkisinin ortaya çıktığı süre bu. Bizim klinimizde nörolojinin, beyin cerrahisinin ve fizik tedavinin onay verdiği hastalarda yatarak test yaptıktan sonra intratekal baklofenler takılabiliyor. Yine Belgin Erhan hocam aramızda. Hocam merhabalar. Klinikte siproheptadin şurup kullandıklarını, hani rahatlıkla kullanabildiklerini vurgulamışlar. Hani rutinde de bunun kullanılabileceği, side effect'inin, yan etkilerinin nispeten az olduğunu, rahatlıkla kullanabileceği vurgusunu yapmışlar. Teşekkürler Çok hocam. teşekkür ederiz katkısı için. Belgin hocamıza da çok sağ olsun. Hoş geldin. Nalan hocam isterseniz burada keselim. Çünkü Peki zaten hocam. konuşmaların hepsi birbiriyle iç içe olacağı için en sonunda toplu olarak konuşmacılar birlikte yorumlar yaparız. Yine katılımcı hocalarımızın da katkıları ve destekleriyle beraber. Ben sözü Ebru Yılmaz Yalçınkaya hocamıza bırakmak istiyorum. Ebru ile de biz daha yolun başından beri işte çocuğun böyle heyecanıyla, değil mi? Çocuk hastaya yapışmış olarak ilerledik, yol aldık. Çok heyecanlıyız, o yüzden dernek çatısı altında da bir araya geldiğimiz için. Ebru Yılmaz Yalçınkaya hocamız da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Osmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyor. Ve özellikle nöromüsküler grubun çok yoğun olduğu bir hastane biliyorum. Akuaterapiye kadar havuz tedavilerinin falan sağlanabildiği, o anlamda gurur duyuyorum hastanelerin bu özellikleriyle. Umarım daha etkin, bilimsel anlamda da daha fazla çıktıyla yol alabilecekler. Hocamızı dinlemek istiyoruz. Hocamızın da özellikle bize bu pandemi sürecinde bizim hep birlikte gruplar halinde çalıştığımız spastenin ve botulotoksin uygulamalarının nasıl yol alması gerektiği, önerilerimizin hazırlandığı bir süreç yaşadık. O raporun sonuçlarını aktaracak bize. Buyurun Ebru Hocam. Teşekkür ederim. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili aileler. Pandemi süreci hepimizi çok olumsuz etkiledi birçok yönden. Tabii ki botulinum toksin uygulamalarımıza da sınır getirdi ya da tamamen o dönemde yapamamıza sebep oldu. Biz de bu konuda endişe duyduk. Çocuklarımız tedaviden yoksun kaldı. Ve acaba araştırdık, bunu nasıl yapabiliriz ya da yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Güvenli olarak nasıl yapabiliriz? Aklımızda soru işaretleri oluştu. Literatür taradığımızda pek de fazla bir şey bulamadık bilimsel açıdan. Çünkü aslında COVID-19 çok yeni bir hastalıktı. Bu yüzden biz de Pediatri Rehabilitasyon Derneği olarak acaba bu konuda biz bilimsel olarak bir uzlaşı raporu hazırlasak dedik ve böyle yola çıktık. Amacımız neydi? Pandemide pediatrik popülasyonda botulinum toksin enjeksiyonu güvenli midir? Bu enjeksiyon için seçim kriterlerinde herhangi bir fark var mıdır? Ve hangi önlemler alınmalıdır? Bu sorulara cevap aradık. Bunun için pediatrik rehabilitasyonda veya botulinum toksin enjeksiyonu konularında tecrübeli fizyatristleri mail yoluyla davet ettik. 20 fizyatrist bu konsensusta yer almayı kabul etti. Beşerli gruplar olarak 4 gruba ayrıldık ve her grup farklı konuları araştırdı. İlk grup engelli çocuklarda ve normal sağlıklı çocuklarda COVID-19'u, diğer grup botulinum toksinin COVID-19 riski açısından değerlendirilmesini araştırdı. Üçüncü grup bu enjeksiyon yöntemlerinin COVID-19 riski açısından yani enjeksiyon yöntemlerinin riskini araştırdı. Diğer grupta bu enjeksiyonları yaparken gerekli önlemleri araştırdı.
Birçok çalışmada olduğu gibi PICO yöntemi kullandık. Serebral palsi çocuklarımızda botulinum toksin uygulamasıydı konumuz. Pandemide nasıl bir farklı uygulama olur gibi önerilerle yola çıktık ve Delphi yöntemini kullandık. Anahtar kelimelerimiz COVID-19, serebral palsi, botulinum toksin, ultrason, anestezi, EMG gibi kombinasyonlardan oluşan kelimelerdi. Ve PubMed, Cochrane gibi arama motorlarını kullandık. Meta analizler, sistemik derlemeler, randomize çalışmalar, kılavuzlar, raporlar, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın web sayfalarını hepsini taradık. Başladığımız dönemde aslında çok da çalışma yoktu. Ama ilerledikçe gördük ki dünyanın başka yerlerinde başka bilim insanları da bunları merak ediyordu. Ve biraz sonra söyleyeceğim sonuçları aslında çok kişi benzer zamanlarda bizim gibi vardı. Bu da bizi mutlu etti aslında. Delphi yöntemi nasıl bir yöntemdi? Çok kısaca anlatayım. Hani fikir birliği yöntemidir aslında. Bu konuyla ilgili kişiler bir araya gelirler. Çeşitli toplantılarla bazı maddeler oluştururlar. Sonra bunları tartışırlar, oylarlar. Bu şekilde bir yöntemdir. Bu 20 araştırmacıdan sonra biz yine konuyla ilgili başka uzmanları yaptığımız bu maddeleri çıkardığımız soruları yanıtlamaya davet ettik ve 60 uzman soruları yanıtlamaya kabul etti. Bu uzmanlardan %57'si fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimiydi. %12'si ortopedi ve romatoloji, yine travmatoloji pardon. %12'si anestezi ve animasyon uzmanıydı. 5 pediatrik enfeksiyoncumuz %8. Yine %8'de erişkin enfeksiyon doktorumuz vardı. İkisi de pediatrik nörologtu. Qualtrics programını kullandık anket için. Her madde için katılıyorum, katılmıyorum ve fikrim yok şeklinde cevap verdi 60 uzmanımız. 67 madde oluşturulmuştu. Buna göre eğer bir maddeye %70 ve fazla kişi kabul ediyorsa o madde güçlü olarak kabul gördü. %65-70'i de ılımlı olarak kabul ettik. Ki bu yöntemde genelde bu yüzdeler alınır. Daha az, %65'ten az olan maddeleri ise konsensusumuzda öneri olarak yer almadı. Ve sonuçlarımızı 3 ana başlığa ayırdık. Birinci, spastide yönetim stratejileri ve botulinum toksin enjeksiyonu için uygun hasta seçimi ne olmalıdır? İkincisi, enjeksiyon öncesi değerlendirme nasıl olmalıdır? Ve enjeksiyon sırasında da nelere dikkat etmelidir şeklinde maddeleri ayırdık. Şimdi uygun hasta seçimine gelirsek. Tabii ki büyük oranda biliyoruz ki COVID-19 salgını sırasında engelli çocukların ve ailelerinin stres ve kaygıları ve rehabilitasyon merkezlerinin kapatılması ya da sınırlanması çocukların spastisini arttırabiliyor. Bu konuda hemfikirdik. Yine evde rehabilitasyon yaklaşımları motor fonksiyonlarının gelişiminde etkilidir. Bu nedenle belki daha önce yapılan webinar, aile odaklı yaklaşım, ev programlarının önemi ve doğruluğu ortaya çıkmış oldu. Ciddi komorbidleri olan çocuklar, serebral palsi çocuklar ise hani PEG'li gibi, disfajisi olan çocuklar gibi bunlar botulinum toksin enjeksiyonlarının yerine özellikle bu dönemde diğer tedaviler daha uygundur. Ve botulinum toksin enjeksiyonundan önce de aileye yönelik rehabilitasyon, evde rehabilitasyon, oyunlar ve telerehabilitasyon önerilebilir şeklinde kabul ettik. Botulinum toksin enjeksiyonları yine pandemi sırasında uygun indikasyonlarla çocuklara gerekli önlem alarak da uygulanabilir. Tamamen kesmemiz de gerekmiyor. Tabii ki devam edeceğiz. Yine ancak fonksiyonel durumda herhangi bir bozulma olmuyorsa da botulinum toksini ertelenebilir. Teletip değerlendirilmesi COVID-19 bulaşma riskini azaltır. Ancak her çocuk için enjeksiyonlarda yüz yüze muayene olmaksızın sadece telatip ile karar vermek uygun olmaz. Olmayabilir. Botulinum toksin öncesi değerlendirmeye gelirsek, burada da COVID-19 semptomları ve temas öyküsü enjeksiyonlu günden önce değerlendirdiğimizde de yine diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlarla birlikte sorgulanmalı. Ayrıca enjeksiyon gününde de tekrar sorgulanmalı. Ki biz de uyguladığımızda bu tür sorunlarla karşılaştık. Mesela bir hafta önce hastaya gün verdik. Geldiğinde ateşli, burnu akıyor şeklinde hastalarımız oldu. Normalde botulinum toksin uygularken de böyle olur ve tekrar sorgular ve tekrar
muayene ederiz. Aile bakıcı için ayrı bir sorgulama formu da doldurulmalıdır önerisi. Yine önem kazandı. Zihinsel ve iletişim sorunları olan çocukların semptomları konusunda da ailelerin sorgulanması, gözden kaçabileceği için, bu çocukların kendini ifade edemeyeceği için daha dikkatli olunmalıdır olarak önerdik. Bir de daha önceki botulinum toksin enjeksiyonunda bir yan etki olayı olup olmadığını mutlaka sorgulanması gerekir. Bu zaten COVID-19 olsun olmasın yine sorgulanacak maddelerden birisi. Kaba motor fonksiyon sınıflama sistemi 4 ya da 5 olan çocuklar, yani daha ciddi lokomotor problemleri olan çocuklarda, serebral palsilerde COVID-19 ile eğer enfekte ise daha şiddetli geçirme riski yüksektir olarak kabul ettik. Ebeveynler COVID-19 riski konusunda bilgilendirilmeli ve işlemden önce onayları alınmalıdır. Zaten botulinum toksinde anlatıp onay alıyoruz. Fakat bir de bu dönemde COVID-19 riski konusunda da hastaları bilgilendirmemiz gerekiyor ebeveynleri. Yine COVID-19 açısından klinik şüphe varsa gerçek zamanlı ters transkripsiyon, polimeraz zincir reaksiyonu dediğimiz artık hepimizin PCR diye bildiği testi istenmeli. COVID-19 enfeksiyonu öyküsü olan veya 2 haftalık karantinada olan çocuklar ise çocuk enfeksiyon uzmanına danışılarak karar verilmeli. Ameliyathanede sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak uygulamalardan önce PCR testi istenebilir. Bu ılımlı kabul edildi. COVID-19'dan iyileşen veya en az 2 kere negatif PCR olan, semptomu kalmayan bir çocukta PCR testini tekrar etmeye gerek yoktur. Şimdi enjeksiyon sırasında nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda nasıl maddeler kabul edildi? Hastaneye gidip anestezi almak serebral palsili çocuklarda COVID-19 enfeksiyon riskini artırabilir. Hastane girişinde vücut ısısı taraması yapılmalıdır. Bekleme süresini ve refakatçi sayısını azaltmak için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Sık akciğer enfeksiyonu, disfaji gibi yine komorbid tetisi olan çocuklarımız için mümkünse sedon enerjisi, lokal anestezik kremler anesteziye tercih edilmelidir. Genel anestezi altındaki enjeksiyonlarda işlemden önce tampon sayımı, C-reaktif protein ve biyokimya istenebilir. BT ise sadece şüpheli durumlarda çocuk doktoru ya da çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına danışılarak istenmelidir. Enjeksiyon prosedürünün süresi uzadıkça COVID-19 bulaşma riski artabilir. Kısaltmak için de mutlaka enjeksiyon odasına girmeden önce kas ve doz seçimi yapılmalıdır. EMG ve ultrason uygulama süresi de mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Her hastadan önce ve sonra EMG kabloları ve stimülatörleri veya ultrason probu veya kablosunun uygun şekilde dezenfeksiyonu yapılmalıdır. EMG iğnelerin tek kullanımlık olmalıdır. Tıbbi personel ve muayene ve enjeksiyon sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Sağlık personeli gerektiğinde her hastalıktan önce cerrahi maskesini değiştirebilir, yenileyebilir. Enjeksiyon odasında da sağlık personeli veya ebeveyn sayısı yeterli olandan fazla olmamalıdır. Yani yeterli olan en az sayıda olmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklar ile nefes almada güçlük çeken ve maskeyi yardım almadan çıkaramayanlar için maske kullanılması önerilmez. Biz de hastanemizde büyük pencereli, penceresi açılıp dışarı bakılan bir odayı tercih ediyoruz. Enjeksiyondan önce vücut ısısı, kalp hızı, oksijen satürasyonu ve solunum sıklığı ölçülmelidir. Enjeksiyondan sonra serebral palsili çocuklar için saatlik takip yeterlidir. Yine izleme amacıyla hastaneye yatış viral bulaşma riskini artırabilir. Enjeksiyonu takip eden günlerde hasta COVID-19 semptomları açısından yakından izlenmelidir. Eğer enjeksiyonu takiben ateş olursa COVID-19 semptomu olarak karışabilir. O yüzden ateşli bir hastada ya da yine 2-3 gün sonra diğer benzer semptomların başladığı çocuklarda PCR testi istenebilir. Bizim maddelerimiz bunlardı. Daha sonra tekrar literatür baktığımızda bunları yazarken benzer kabuller gördük. Biz bu uzlaşı raporunda pandemi sırasında hem CP'li çocuklar hem de sağlık çalışanları için güvenli enjeksiyon uygulamalarının önerilerini tanımlamayı amaçladık.
Ve şunu vurguladık. Yani fonksiyonel durumunda herhangi bir bozulma yoksa çocuğun ve botulinum toksin acelesi yoksa ertelenebilir. Ve özellikle şiddetli komorbiditeleri olan çocuklarda önce diğer antispaste stratejileri uygun olabilir bu çocuğa. Bu konuda hemfikirdik. Yine ama pandemi sırasında gerekli önlemleri aldıktan sonra tıpkı diğer tıbbi işlemleri yaptığımız gibi uygun çocuklara botulinum toksin enjeksiyonları da uygulanabilir. Diğer hocalarımın da belirttiği gibi teletip değerlendirme ve telerehabilitasyon COVID-19 bulaşma riskini azaltmak için yararlanabilecek seçeneklerdendir. Ve bu prosedürün süresini kısaltmadan önce enjeksiyon odasına girmeden önce dozların ve kasların belirlenmesini zaten COVID'den önce de botulinum toksin uygulaması için önerilen bir yöntem bu. Burada daha da önem kazandı COVID-19 gelince. Yine kaba motor 4 ve 5 yani daha ciddi serebral palsi'de, seviyesi daha ciddi olan serebral palsi'de yüksek dozların kullanılmaması öneriliyordu zaten. Ki COVID-19'da da bu önem kazandı. Ayrıca eğer çocukta ciddi komorbiditeler varsa disfaji, aspirasyon pulmonolisi, epilepsi, gastrostomi gibi botulinum toksin açısından yan etki riski ile 2013'te Toksin dergisinde yer alan çalışmada ilişki bulunmuştur. Bu konuda da bir de COVID olunca daha da dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Eğer çocuk 2 yaştan küçükse demiştik ve nefes almada güçlük çekiyorsa, maskeyi kendisi çıkaramıyorsa maskesi takmasına çok gerek yok demiştik. Yine farklı bir yayında bizimle aynı görüşte öneride bulunmuş. Tıbbi personel muayene ve enjeksiyon sırasında yine uygun kişisel koruyucu ekipman kullanması ve her hasta için maske değiştirmesini Kanada kılavuzu da önermiş. Yine EMG probu ve kablosu için uygun dezenfeksiyon da önerilmiş Kanada kılavuzunda. Yine diğer kılavuzlarda, Kanada ve başka kılavuzlarda ve önerilerde bunların izopropil alkol veya sert yüzey dezenfektanıyla temizlenmesi, taşınabilir EMG ekipmanı mümkünse olması, oda ve EMG cihazlarının yine ultraviyole ışıkta dezenfekte edilebileceği önerilmiş. Yine yalnızca bizim gibi COVID-19'un klinik şüphesinde PCR testi önermiş çalışmalar. Biz de konsorsiyumumuzda da aynı şekilde önermiştik. Öte yandan ameliyathanede sedasyon ve anestezi altında planlanan enjeksiyonlarda da PCR testinin istenmesi konusunda orta düzey kabul var. Çok büyük bir kabul yok ki hani PCR testinin belki çok büyük kesin tanı koymaması gibi sebepler var bunun içinde. Ayrıca COVID-19 için tam olarak spesifik bir patognomonik laboratuvar testi yok. Genel anesteziden önce de tam kan sayımı, C-reaktif protein bakılması, zaten COVID-19 olsun olmasın yapılan bir işlem ve öneriliyor. Akciğer grafisi bize pek bir şey vermiyor. Çalışmalar da bu yönde. Zaten BT'de bizim uzlaşı raporumuzda olduğu gibi çocuk doktoru veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılarak kullanılan bir yöntem. Sonuç olarak botulinum toksin enjeksiyonları, COVID-19 semptomları veya temas öyküsü olmayan serebral palsili çocuklardan uygun kişisel koruyucu ekipman ve dezenfeksiyon kuralları izlenerek uygulanabilir. Bugün Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerimin ve öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bitirmek istiyorum ben. Teşekkür ederim. Ebru Hocam ağzınıza sağlık. Hakikaten Öğretmenler Günü'nü unuttuk. Girişte belki söylememiz lazımdı. Aramızda bir sürü hocamız var. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Zamanı çok güzel kullanıyoruz. Çok akıp gidiyor şu anda konuşmalar. Yani ben şahsen sıkılmadım diyeceğim ama tabii ne kadar doğru bir moderatör olarak bir yorum yapmam. Ama şunu açıdan sıkılmadığını söyleyebilirim. Vardığımız sayıyı hiç düşürmeden devam ediyoruz şu anda. İnanılmaz yüksek bir sayıda gidiyoruz ve hiç kayıp yaşamıyoruz. O yüzden katılımcılara da ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum her birine. Sorular geldi. Şu ana kadar aslında bu pandemi sürecinde sparse yönetimi, bu sparse yönetimi sırasında hocalarımızla kurduğumuz diyaloğun oluşturduğu sonuçları konuştuk, tartıştık.
O dönem şimdi Ebru hocam anlatırken ben de oraları düşündüm. Şimdi bazıları bize çok net geliyor ama biz onu o dönem tartışır konuşurken hakikaten henüz çok konu muallaktaydı ve çok ikileme düştüğümüz, çok zorlandığımız şeyler oldu. Ya da tam tersi ya bu da tartışmaya açılır mı ki? Bu zaten böyle olur deyip de kendi içimizde muallak yaşadığımız maddeler oldu. Ben aslında Ebru hocama biraz onu sormak istiyorum. O dönemi hatırlatarak o dönem hani özellikle daha böyle arada kaldığımız, ya bu nasıl kabul görmüyor ortak? Çünkü öyle %67'lerde 70'te Özden hocam başını sallıyor görüyorum. Yaşadığımız maddeler oldu. Mesela öyle bizi zorlayan vurgu yapabileceğiniz şeyler olmuş muydu? Maddeler olmuş muydu? Bahsedebileceğiniz. Evet, mesela PCR testine daha çok güveniyorduk o zaman. Bir de o zaman aynı zamanda Covid'de de çalışıyorduk. Gerçekten virüsü de bilmediğimiz için hem kendimiz için hem hastalarımız için çok endişeleniyorduk. Yani anesteziden önce ya da enjeksiyon önce nasıl PCR testi bakılmaz deme hani ilk başlarda hani Haziran'da falan bunları düşündük. Mayıs, Haziran'da hastalarımız problem yaşamaya başlayınca. Öyle derken biraz okudukça, biraz yaptıkça, tekrar botoksa başladıkça, biraz da vakalar gördükçe, kendimiz COVID'de çalışıp tecrübe edindikçe, yani evet bu kadar da rigid bir şey değilmiş bu. Önemli olan klinik, önlem almak, bunları anladık. İşte konsensus maddelerini de tekrar dediğiniz gibi gözden geçirirken çok bariz geliyor bazı şeyler. Şimdi zaten rutinde yapıyoruz ama onlar bizim için hani yapabilmek için böyle bir şeye gerek vardı. Çok da keyifli bir çalışma oldu. Hocalarla birçok kez bağlandık, gruplara ayrıldık, literatür okumaya çalıştık, birlikte eleştirdik o literatürleri. Şey Çok konusunda da belki teşekkür etmek lazım. Bazı hocalarımızdan da sonuçta bu hani gururla söylemeliyiz. Dergiye gönderildi ve şu anda hani baskıya girmek üzere. Bazı hocalarımızdan da hakemlik konusunda destek aldık. O konuda da hocalarımıza teşekkür etmemiz lazım. Her katmandan farklı farklı destekler oldu bu dönemde. Tüm katılımcılara, hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada Hocalarımıza da pardon. kesinlikle. Pediatrik Rehabilitasyon Derneği olarak aslında hani bunu çok gururla söylemek istiyorum. Bugün burada kendi verimizi sunabiliyor isek, bu bizim pandemi döneminde akademik anlamda da durmadığımızı, dernek olarak o şemsiyenin altında toplandığımız zamanı etkin kullanmaya çalıştığımızı gösteren çok gurur verici bulgular. O anlamda da çok gururluyum. Hatta bunun devamını zaten Özden Hocam getirecek. Biz şu anda Spice yönetimi ve bununla ilgili verilerimizi aktardık ama bir yandan da bu dönemde bu engelli çocuklarımız rehabilitasyon süreçleri ne oldu? Spice ile ilgili o süreçte yaşamamamız gereken bir takım kontraktür, işte zorluklar grubunda rehabilitasyonlar evde ne oldu? Nasıl gitti? Gidilemediyse neler oldu? Bir de onunla ilgili çok güzel bir anket çalışması yaptık ve kabaca bir öyle bir tarayarak yine dernek verisi olarak bunu da size aktaracağız. Yani biz bu akşam başkalarının yaptığı, başka ülkelerde yapılmış şeyleri değil, bizlerin deneyimlediği, bizlerin yaptığı ve şu anda da hani baskıya birincisi girdi, ikincisi de şu anda gönderilmek üzere olan iki veriyi aktarıyoruz. Hani bu anlamda çok böyle coşkulu söylüyorum ama hakikaten çok coşkuluyum bu konuda. Çok çok teşekkür ediyorum bu anlamda çalışan tüm hocalarıma. Özden Hocam size geçmeden birkaç sorumuz var. Onları aslında hocalarıma sormak isterim. Seri alçılamayla ilgili deneyimi soranlar olmuş meslektaşlarımızdan. Özellikle botulinum toksin enjeksiyonu sonrası seri alçılama ya nasıl bakılır diye Nalan Hocam bu konuda fikrinizi almak isterim. Teşekkürler soru için. Şöyle, bu konuda literatürler var. Botulinotoksin sonrasında etkin olduğuna dair yapılırsa faydalı olduğunu gösteren çalışmalar var. Biz klinimizde teknik bir takım sorunlar sebebiyle alçılamayı yapamıyoruz. Ama onun yerine işte Afos'unu kullanması konusunda hastaları cesaretlendiriyoruz. Daha uzun süre takmaları konusunda. Ama Ebru hocalar bir ara yapıyorlardı diye biliyorum. Ece hocalar Ankara'da yapıyorlar. Biz de Sistemi yapıyoruz. kurduktan sonra siz de yapıyorsunuz değil mi hocam? Siz de deneyimlerinizi bahsedebilirsiniz. Etkin olduğunu gösteren çalışmalar var. Yapılabilir. Kesinlikle. Yani bizim kliniğimizde özellikle protez ortez atölyemizde olduğu için
Hani o inanılmaz bir tabii ki rahatlık oluyor. Özellikle ortopedi diyorsa ki hani bir aradayız nasıl olsa rahat konuşabiliriz. Ya ben hemen alamayacağım ameliyata, listede sırada sıkıntı var. Botum toksin enjeksiyonu sonrası bir seri alçılama hakikaten iyi gidiyor. En azından cerrahiye hastayı daha kötü halde vermemek adına da bence cerrahiye gidecek bile olsa bu anlamda seri alçılamanın ben çok katkısını görüyorum. Kullanılabilir düşüncesindeyim. Ebru Hocam siz bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Kullanıyoruz. Hatta ortopediyle biz irtibat halinde kullanabiliyoruz. Kendi klinimizde ya da başka klinikteki çocuk ortopediyle ilgilenen ortopedist arkadaşlarımızla genelde iyi sonuçlar elde ediyoruz. Hani çok nadiren aslında biraz da arada kaldığımız biraz hastanın ailesinin de istediği birkaç olguda işte alçıda sıyırma gibi şeyler yaşadık ama daha büyük bir komplikasyon olmadı. Hani güzel bir atenleme seçeneği de oluyor aynı zamanda. Bir de hani tedrici olarak arttırdığımızda germe egzersizi yapıp kademe kademe de çocuğun kasını açmış oluyorsunuz. O bakımdan kullandığımız bir yöntem şimdi. Katılımcılarımızdan bir de şey sorusu gelmiş şu anda. Şu dönemde botulinum toksin enjeksiyonlarının uygulama durumu nedir? Kliniklerde neler yapılıyor? İlk dalgada neler oldu? Kabaca hani birkaç cümleyle de belki buna yanıt vermek gerekir. Evet hocam, biz kliniğimizde şöyle oldu. Tabii ilk pandeminin başladığı dönemde her şey durdu. Hepimizde olduğu gibi Mart-Nisan döneminde bizim klinikte hem hasta başvurusu çok ciddi azaldı. Bir takım yasaklamalar sebebiyle hem de ameliyathaneler, elektifler dışında her şey yasaklandığı için anesteziyle botulinum toksin uygulamalarımızın hepsi durdu. Biz de bir dönem ara verdik gerçekten Mart-Nisan dönemi. Fakat Haziran'la beraber sayıların düşmesiyle beraber hem hasta sayılarında artış oldu hem herhalde biz ortama biraz daha alıştık. Bir takım şeyler okuduk ne olabileceğine dair, kimleri çağırabileceğimize dair ve Haziran'dan sonra özellikle lokal botulinum toksin uygulamalarımıza biz başladık gerçekten. Şu anda hala ameliyathanede olan uygulamalarda bir takım sorunlar yaşıyoruz. Yeniden bir pik yaşanıyor şu anda İstanbul'da biliyorsunuz. Genel anesteziyle olacak çocuklarımızı yapamıyoruz ama lokal yaptığımız, ultrason altında yaptığımız çocuklarımıza Haziran'dan itibaren başladık. Belli günlerde uyguluyoruz. Bir soru gelmiş, her hastaya PCR yine istememeli miyiz diye. Evet, bunu biz de bu Delphi sorularını ve yayını hazırlarken çok tartıştık, hocalarımıza sorduk. Ve gerçekten rutin olarak her çocuğa yapılmaması gerektiği semptom sorgulama, bu sonra çıkan yayınlarda da zaten bizden sonra çıkanlarda da hep böyleydi. Semptom sorgulama olması gerektiği söyleniyordu. Zaten Ebru Hoca da bahsetti. Hani ilk baştaki korkularımız giderek biraz azaldı zaten. Semptom sorgulama, semptomatik oranı gerçekten yüksek çocuklarda ama hastaneye çok komorbiditesi olan çocukları çağırmama, yani riski arttırmamak açısından gerekli olan çocukları çağırma, bu belki daha iyi bir eleme yöntemi, hasta seçim yöntemi olabilir. Teşekkürler. Yine Özen Hocam belki siz burada yorum yapabilirsiniz. Murat Hocam bir soru sormuş bize. Teletıp ve telemedicine hani bu dönemde telerehabilitasyon uygulamalarıyla ilgili neler yapılıyor kliniklerde diye. Sizin de biliyorum hani Koç'ta bu COVID'e yönelik oturttuğunuz güzel bir sistem var. Bununla ilgili ne önerilerde bulunursunuz, neler yapılabilir, bahsedebilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi Murat Hoca'nın söylediği gibi aslında Murat Hoca şöyle yazmış. Videolarını istiyoruz hastalardan ve telefon yoluyla değerlendirme yapıyorum diye. COVID öncesinde aslında bizim hepimizin bu sıkça yaptığı bir yöntem. Çünkü poliklinik ortamında hastalar çok rahat ve kendilerini huzurlu bir ortamda hissetmeyebiliyorlar. O an uykuları olabiliyor, aç olabiliyorlar. O yüzden evdeki doğal ortamlarında ailenin yakaladığı videolar gerçekten bizim için çok çok değerli oluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani teletip her ne kadar bir randevulaşma sistemi neticesinde yaptığımız bir muayene olarak da olsa ben bunun bu videoların değerinin hala daha devam ettiğini ve farklı bir yerinin de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama dediğiniz gibi biz de Koç Üniversitesi'nde randevu yaparak telesağlık hizmeti oturdu. Sanıyorum bu pandemi ile birlikte Nisan ayında belki daha sistematik olarak yapmaya başladık. Hem telerehabilitasyon hizmeti de veriyoruz. Ama telerehabilitasyon olarak çocuklara bir hizmet vermiş değiliz. Daha çok erişkinlerle muayene ve öykü alma muayene ve rehabilitasyon yaptık açıkçası. Çocuklarla bir deneyimin telerehabilitasyon anlamında olmadı. Yine şeyle ilgili bir yorum gördüm ben burada.
İstanbul'da süreç nasıl ilerledi bilemiyorum ama der bir meslektaşımız, periferde özellikle rehabilitasyon merkezlerine hasta ulaşımı ile ilgili hani bir blokajla karşıya kaldık, hasta alınmaması yönünde gibi bir yorum yapmış. Bununla ilgili fikirleriniz ne olur acaba hocalarım? Ya şöyle, biz kendi kliniğimizde hani nasıl bir uygulama yaptık? Hani o dönem ilk dalgada ister istemez tabii ki hasta sayılarını ilk etapta azalttık ve daha sonra hani o bizim lockdown denilen kesinti, tamamen kapanma dönemimiz zaten bizim inisiyatifimiz dışında gelişti. Ama o döneme kadarki dönemde hasta sayılarını azaltarak devam ettik. Kapandığımız dönemde de çok aşırı hasta almayarak nispeten hasta sayısını hani görece arttırarak devam etmeye çalıştık. Şimdi bu periyotta aslında onun bir benzerini yaşıyoruz. Belki şu anki dönemi konuşabiliriz kendi aramızda. Ebru Hocam, mesela şu anda Gazi Osman Paşa'da nasıl bir sistemle ilerliyorsunuz? Şöyle, biz zaten 2 ay servisleri tamamen kapatmıştık. Kendimiz de COVID'de çalışıyorduk. Sonra döndüğümüzde hasta sayılarını azaltarak, bir de bizim vardiya sistemi hem poliklinikte hem de rehabilitasyon alanında vardiya sistemi uygulayarak hastaların yoğunluğunu azaltmaya çalıştık. Şu anda da aslında aynı şekilde yoğunluğu azaltarak devam ediyoruz. Ama yatan hasta taleplerimiz arttığı için yatan hastada bir kısıtlama olmadı. Daha çok hani 2 kişilik zaten odalarımız. 10 günü geçtikten sonra hastaları hiç çıkarmadan ziyaret yasağı koyarak 10 gün geçtikten sonra ancak kimsede bir sıkıntı yoksa ilk tahlillerini alarak ikili yatırabiliyoruz. Genelde tek yatırmaya çalışıyoruz. Yatay rehabilitasyon hizmetimiz devam ediyor bu şekilde. Ama sayı da arttıkça açıkçası farklı bir, yani her an her şey değişebiliyor. Ona göre bir planlama yapılabiliyor. Biz bu şekilde. Botulin toksinleri de biz Temmuz'un başında uygulamaya başladık. Ama hani şöyle bir deneyim, 38 çocuk oldu. Hiçbirinde herhangi bir komplikasyon olmadı. Bir çocuğumuz sadece bir 3 hafta sonra babasından COVID-19 geçti. Hani bilgisiz olarak botulin toksinden herhangi bir etkileşim ya da problem olmadı. Biz de galiba Haziran'ın başında başladık tekrar enjeksiyonları yapmaya Marmara Üniversitesi olarak. O dönem hatta sizinle de bu konsensusu yaparken konuşmuştuk. Yan etki takibi yapmayı ben kafaya koymuştum. Yaklaşık bizim şu anda bir 70 hastamız falan oldu o dönemden bu döneme. Ve COVID ile ilgili herhangi bir şey sıkıntı yaşamadık bu hasta grubunda. Yine bu tüm toksin kendine ait Nalan hocamın bahsettiği yan etkilerin daha agreve olması gibi herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadık. Hani o anlamda bir sıkıntımız olmadı. Artık hastaları toparlayıp onu da hani yazma yoluna doğru ilerleyeceğiz. Son bir soru var ben Özden Hocama geçmeden. Erva Kahraman der ki seri alçılama botulin toksin sonrası karşısında botulin toksin ortez uygulama. Bu ikisi birbiriyle mukayese edilir mi? Edilirse hangisi üstündür gibi bir soru sormuş Nalan Hocam. Aslında şöyle, botulinotoksin verdiğiniz her hastaya fizik tedavi vermek zorundasınız. Üstünlüğünü tartışmak mümkün değil. Çünkü eğer arkasından iyi bir rehabilitasyon programı yapmazsanız etkisini yeterince göremeyebilirsiniz. Bu çok önemli gerçekten. Bu konuda hem aileyi bilgilendiriyoruz, hem botulinotoksin yaptıktan sonra alçı yapıyorsanız alçı yapmıyorsanız cihaz kullanımının düzenli olması, süresi muhakkak çok önemli ve yoğun fizyoterapi programına alınması çocuğun botulinotoksinle beraber çok önemli. Hani birbirine üstün olduğunu söylemem biraz zor. Hani beraber uygulamak gerekiyor. Çünkü indikasyona göre zaten botulinotoksin ihtiyacı yoksa fizik tedavi ağırlıklı gidiyoruz. Ortezlemeyle beraber gidiyoruz. Eğer bir lokal fokal bir spastite varsa da botulinotoksin uygulamayı tercih ediyoruz. Kişiye özel değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Hastaya özel tedavi seçeneklerini seçmemiz gerekiyor. Hani her konuda denir aslında hastalık yoktur, hasta vardır diye, ama bu spastede çok daha bence belirgin bir şey. Çok güzel cevapladınız o anlamda. Hani keşke sonucunu yani tam olarak bilsek, hani şu konsensüs sonuçları gibi tam olarak emin olsak ve o yoldan gitsek. Ne yazık ki o mümkün değil. Hastadan hastaya değişen, hani bu nedenle zaten yoğun ve sıklıkla görmemiz gereken bir hasta grubu. Tedavi kararı da aynı şekilde. Bu anlamda hakikaten
Çok değişken bir grup bu. Hekimi de zorlayan, terapisti de zorlayan bir süreçle karşı karşıyayız. Ben izninizle, çünkü sorular geliyor, çok güzel, dediğim gibi hiç düşüş yok, katılımcı da kayıp yaşamıyoruz. O anlamda çok mutlu oluyorum ben de moderatör olarak. Hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum, ağızlarına sağlık. Son konuşmacıya geçmek istiyorum. Özden hocama geçeceğiz. Üçüncü konuşmada aslında bütün bu konuştuklarımızın bir toparlayıcısı, bir resmini çekmek olacak. Özden Özyemişçi Taşkıran hocam da Koç Üniversitesi'nden. Bu dönemde, pandemi döneminde, işte bu konsensus hazırlarken, devamında bu doğan, bir bakalım ya, bir anket yapalım bu çocuklara ne oldu diye yola çıktığımızda hep birlikte heyecanlandığımız ekibin primer içerisinde yer aldı. Bu grupta özellikle Özden Hocam aktaracak ama bizim hani kafamızda oluşan soru işareti, bu çocukların genel olarak demografik dağılımları nasıldı? Temel sorunları neydi? Ve bu pandemi sonunda nelerle karşılaştılar? Bizim fark ettiğimiz ya da fark edemediğimiz, bunların bir resmini çekelim dedik. Özden Hocam da işte tam da resmi bizim önümüze şu anda koyacak ve verilerimizi aktaracak. Hocam söz sizde. Tekrar teşekkürler. Evet, bahsettiğimiz gibi biz hep korktuk. Yani botulinum toksini uygulayacağız. Acaba çocuğa da zarar verir miyiz? İlk bana da Haziran ayının başına bu pandeminin lockdown'un kalkmasıyla birlikte gelen bir ebeveynle çıktı aslında. Dedi, bizim spastisilerimiz arttı. Ne zaman gelelim? Aman Allah'ım dedim, ne olacak şimdi? Nasıl cevap vereyim? Hani normalde muayene ederken bile hastaları tedirgin oluyoruz, yapıyoruz, ne yapabiliriz? Sonra bu konsensus ilerledi, yürüdü gerçekten. Orada en çok endişe ettiğimiz, botulinum toksini yaparken çocuğun bir enfeksiyon kapması mümkün olur mu? Ya da botoksla bir etkileşime olabilir miydi? Ama sonra gerçekten bu hastalarla ilerledikçe aslında bu bizim perspektifimizdi, bizim koruyucu davranışlarımız, bakışımızdı. Ama acaba hastalar, çocuklar, engelli çocuklar ve aileler, ebeveynler neler yaşadı bu dönemde, bu geçtiğimiz dönemde diye başladık. Ve biliyoruz Mart ayında aslında karantina başladı. Haziran'ın sonuna kadar da o 2,5 aylık bir süreç içerisinde de birçok kişi karantinada evde kaldı. Hastaneler aslında açık olmasına rağmen çok sınırlı sayıda hizmet verebildi birçok yer. Genel bir bakış olarak bakacak olursak da engelli çocuk sayısı dünya üzerinde aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 93, en az bir 93 milyon kadar çocuk var. Türkiye'de de son 2020 yılındaki engelli ve yaşlı sağlık istatistik bülteninde de 400 bin civarında 0 ile 19 yaş arası olarak belirtilmiş burada. Hepimizin bildiği gibi nörolojik hastalıklar bu engellilik içerisinde başta gelen hastalık grubu ve serebral palsi, spina bifida ve kas hastalıklarının önde olduğunu biliyoruz. Ve bu çocuklarımızın aslında multidisipliner bir yaklaşım olduğunu şimdiye kadar hep bahsedildi zaten bunlardan. Fizik tedaviden, egzersizlerden, iş uğraşı, ortez, özel eğitim ve ilaç tedavilerine kadar multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Aynı zamanda komorbiditelerinin de olması nedeniyle özel bir durumdalar. Dolayısıyla pandemi aslında hepimizi etkiledi, tüm dünyayı, tüm toplumu etkiledi. Ama acaba engelli toplumu daha da fazla etkiledi mi? Çünkü biliyoruz ki engelli olan kişiler, bireylerin toplumsal hizmetlere, sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine erişimlerinde bir eşitsizlik söz konusu. Ve bu pandemi bu eşitsizlikte bir artışa neden oldu mu? Ki bazı erişkinler de dahil olmak üzere engellilerde yemek, ilaç ve kişisel bakım için destek gereksinimi olan bireyler var. Ve bunlar sosyal hizmet uzmanlarından ya da aile bireylerinin güvenli bir şekilde kendilerini desteklerinin sürmesi gerekiyor. Ama izolasyon ve fiziksel mesafe bir miktar sosyal mesafeyi de getirdi aslında beraberinde. Dolayısıyla pandemi bu şekilde de engelli bireyleri etkiledi. Bir de şu vardı her zaman, acaba COVID enfeksiyonuna yakalanma olasılığı, yakalanıldığında da daha şiddetli geçirme olasılığı var mıdır bu bireylerin, engelli bireylerin? Çünkü çok fazla komorbiditeleri de var diye. Dolayısıyla pandeminin bize getirdikleri, tüm dünya gibi Türkiye'ye de getirdikleri aslında fizik tedavi merkezlerinin, hastanelerin ya özel merkezlerin kapanması, dolayısıyla engelli çocuklarımızın fizik tedavi, iş uğraşı tedavisi, konuşma terapisini alamamaları oldu. Okullar, anaokullarıyla birlikte özel eğitim merkezleri de kapandı. Hastane ve hekimlerin aslında çoğu kapandı servisler olarak, fizik tedavi ve rehabilitasyon servisleri olarak. Çünkü direkt COVID-19'da mücadeleye yönlendirildi. Savaş alanında gitti birçoğumuz.
Ve botulinumtoksin gibi uygulamalarda da biraz önce bahsettiğimiz hasta güvenliği açısından belirsizlikler bizlerin kafasını çok karıştırdı. Onun yanında da yine evde kal ve fiziksel mesafe kuralları ve karantina uygulamaları çocukların da engelli çocukların ve tüm çocukların oyun alanlarına girişlerine ve sosyal aktivitelerinde kısıtlanmasını doğurdu. Bu engelli çocuklara olan diğer aile üyelerinden gelen desteğin ortadan kalkmasına ya da azalmasına. Aynı zamanda Türkiye'mizin bir dünya gibi Türkiye'nin de bir gerçeği ekonomik zorluklar, işsizlik gibi sorunlar ebeveynlerin moralini bozup stresini arttırdığında bu mutlaka çocuklara da yansıyor. Ve yakın kayıpları ya da kayıp korkusu, COVID-19 korkusu gibi birçok şey aslında pandeminin bize kattığı olumsuzluklar oldu. Biz bunlardan neler merak ettik? Engelli çocukların pandemi döneminde sağlık ve eğitim hizmetlerinden ne kadar oranda faydalanabildiklerini, daha sonra bu pandemi döneminde acaba çocuklar, bunlar tabii ailelerin gözünden, ebeveynlerin gözünden, fiziksel, bilişsel ve psikososyal olarak acaba nasıl etkilendiklerini çocuklarını düşündüler. Ve son olarak da aile ve bakım verenlerin pandemi döneminde nasıl etkilendiği genel olarak ve pandemiyle ilgili kaygı duyuyorlar mı diye merak ettik. Ve bu amaçla bir çalışma yaptık ve 4 merkez olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Marmara, Koç ve Gazi Osman Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi olarak daha çok bir clinical trials'a da submit ettik. Oradan numara aldık. Ve takipli hastaların ebeveynlerine sorduk. Bunun için de inclusion, dahil etme kriterlerimiz olarak da nörolojik engelli olan çocukları seçtik. Ve 18 yaş üzerinde olması ailelerin, ebeveynin ya da bakım verenin, Türkçe okuma yazma olması ve internete erişim olup bunu kullanabiliyor olması önemliydi. Anketimizi 5 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında açık tuttuk. Yani pandeminin bu artık normalleşmeye döndüğümüz 3. fazı idi. Ve bu ankette de şunlar, neler sorduk anketimizde? Bir demografik verilerini aldık zaten. Daha sonra da pandeminin faz 1 ve faz 2 döneminde. Yani işte Mart ve Nisan dönemlerinde, Mayıs, Haziran dönemini de bir miktar kapsıyor belki. Çocuğun sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanma durumu. Bunda ilaç, ortez, enjeksiyon ve rehabilitasyon egzersiz hizmetlerinden. Ve fiziksel, psikososyal ve bilişsel sağlığının nasıl olduğunu, duygu durumunun nasıl olduğunu ailelere sorduk. Ve daha sonra da genel sağlığı üzerine pandeminin etkilerinin neler olduğunu, hem çocuğun hem ebeveynin genel sağlığı üzerine ve en sonunda korku ölçeğini yaptık. Ebeveynlerin çoğunluğu kadın oluşturuyordu %82 oranında. Bunların yine büyük bir oranı, %76'sı anneydi. Ama onun yanında anneanne, teyze, babaanne olanlar da vardı. Babalar daha az bir, %18'i babaydı. Yaş dağılımı olarak baktığımızda ise daha çok 30 ve 50 bandı arasında ebeveynlerin olduğunu görüyoruz. Eğitimleri de %50'nin üzerinde, yarısından fazlası lise ve üniversite mezunuydu. Okur yazar olmayan ya da okur yazar olma oranları düşüktü. Tabii bunun için çünkü hem internet erişimlerinin olması hem de bu Qualtrics'te hazırladığımız bu anketi doldurabiliyor olmaları gerekiyordu. O yüzden sanıyorum belki bazı ebeveynlere ulaşamamış olabiliriz çalışma dizaynı gereği. Ve %91'i velilerin evliydi. Geniş bir kapsama ulaştık aslında. 40 farklı ilden ebeveyn yanıtlayabildi. %65'i İstanbul'dandı gelenlerin, yanıtlayanların. Ve birçoğu ev hanımıydı, %60 ev hanımı. 5 kişi de çocuğuna bakabilmek için, engelli çocuğuna bakabilmek için işini bıraktığını belirtmiş. %26'sı özürlü maaşı alıyordu. Ve %5 ailede birden fazla özürlü çocuk vardı. Ama bu anketi sadece bir çocukları için doldurdular. Ve birçoğu da gördüğünüz gibi aslında ekonomik sıkıntı yaşamışlardı. %67'si, neredeyse 3'te 2'si ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtiyordu. Bunların yarısı, yani tüm 309 kişinin, onun kaç kişi katıldığını söylemedim sanırım. 309 ankete katılan kişinin 3'te 2'si ekonomik sıkıntı yaşadı. Bunların 3'te 1'i de pandemi döneminde sıkıntı, özellikle bu dönemde sıkıntının başladığını belirtmişlerdi. Aslında büyükçe bir oran. Engelli çocuklarımızın demografik verilerine baktığımızda da çoğunun da, yani güzel bir dağılım olduğunu görüyoruz. Hani hepsi bir yere dağılmış değildi. 0-5 yaş arası tabii daha az. Ama onun yanında 2 ila 5 arası okul öncesi çağ 4'te 1'iydi.
6 ile 10 yaş arası %27, 10-13 yaş arası %18, 13 yaş üzeri de %28'i neredeyse 3'te 1'ini oluşturuyordu. Erkekler biraz daha fazlaydı burada. Ve baktığımızda da eğitimleri nasıl eğitim alıyorlardı? Devlet ya da özel okula, örgün eğitime gidenlerin oranı %30'du. Özel eğitim alanlar yaklaşık yarısı da özel eğitim alıyor, %46 gibi. Diğerleri aslında okula gitmeyen ya da okul yaşından küçük olanlar da %24'ünü oluşturuyordu grubun. Büyük oranda serebral palsiydi çocuklarımız. 309 çocuğun yaklaşık neredeyse yarısı serebral palsiydi. Ama bunun yanında kas hastalıkları, işte genetik hastalıklar, spina bifida, brachial plexus lezyonu gibi farklı nörolojik problemleri olan engelliler de vardı. Fonksiyonel ambulasyon skalasına baktığımızda da FAS 4-5 olan neredeyse yine yarıya yakın bir grup var. Ambulasyonu kısıtlı olan grupları da almış durumdayız. Ve burada pandemi döneminde engelli çocuklarımızdan COVID enfeksiyonu geçiren oldu mu bunu sorduk. İki çocuğun COVID-19 enfeksiyonu geçirdiğini öğrendik bu dönemde. Çocuklardan birisinin Angelman sendromu vardı, diğeri de Becker musküler distrofiydi. Ve yoğun bakım ünitesi yatışı gerekmişti bu çocuğumuzda. 7 çocuğun ise aile üyesinde COVID-19 enfeksiyonu olmuştu ve bu aile üyelerinde ikisi COVID, yoğun bakım yatışı gerektirecek düzeyde ciddi bir rahatsızlık geçirmişlerdi. Nalan Hoca bahsetti aslında, işte 130 hastada bir tanesi serebral palsi vesaire gibi bazı değerler var ama yine de dünyanın genel olarak baktığımızda engelli çocuklarda acaba COVID-19 sıklığı artıyor mu? Her ne kadar bunu böyle söylüyorsak, böyle bir risk olduğunu düşünüyorsak da net olarak böyle bir bilgi yok tabii. Yine de şiddeti acaba artıyor mu? Bu şiddetli hastalık geçirme riskini arttırıyor mu bu durum? Net bir veri yok. Türkiye'de test yapılan 2530 çocuktan, bakın çocuklardaki bu yeni yayınlanan son 1-2 ay içerisinde yine de %8.6 PCR pozitif çıkmış ve bunların %90-91'inde altta yatan bir hastalık yok. Ancak %1.8'inde nörolojik hastalık olarak komorbiditeyi belirtmişler. Belki bu yine nörolojik engelli grubu içerisinde alınabilecek bir oran olabilir. COVID-19 dışı sağlık sorunu olan çocuklar olmuş mu bu dönemde diye sorduk ailelere. 40 çocuğun başka sebeplerle rahatsızlandığını öğrendik. Ve bunlardan bu çocukların da %80'ini ailesi doktora ya da hastaneye götürmemiş ya da götürememiş. Burada çeşitli sebepler var. Bir COVID-19 bulaş korkusu olabilir. Yarıdan fazla aile böyle düşünmüş. Bazı ailelerde pandemi olmayan hastaneye ulaşmada ya da doktorlarına ulaşmada sorunlar yaşamışlar. 5 ailede, 5 ebeveynde ulaşım sıkıntısı olduğunu ifade etmiş. Ve başka bir yayında da görüyoruz ki aslında hani biz bu sebeplerle gidemediklerini düşünüyoruz ama acillere, aile hekimlerine ve psikiyatriye olan başvuruların da aslında pandemi döneminde azaldığını belirtiyor yayınlar. Peki bizde nasıl oldu? Yani rehabilitasyon için özürlülükle ilişkili sağlık hizmetleri başvurularına ne oldu diye baktık. Bu dönemde 309 çocuğun 247'sinin randevusu varmış, daha öncesine ait bir randevusu ve %94'ü bu randevularına gelememişler. Sadece %6'sı bu randevusuna gelmiş. Bunun da sebebi %70 ailenin kendisini tercih etmemesi, yani gelmek istememişler. Ama %24'ü de sağlık sistemi tarafından randevunun iptali ya da ertelenmesi söz konusu olmuş. Onun dışında terapi seanslarına da egzersiz ya da konuşma işaretli terapi seanslarına yine %94'ü katılamamış. Hani hep bahsettik işte telerehabilitasyon olsun, aile odaklı eğitim olsun diye. Peki aileler bunu gerçekten iyi yapabildiklerini düşünüyorlar mı? Aslında birçoğu telerehabilitasyon hizmetinden faydalanan bir ya da iki aile olduğunu hatırlıyorum. Burada onlar net olarak geçmiyor. Ama onun dışında da aile odaklı terapiyi yapabildiniz mi diye sorduğumuzda eskiden yaptığım gibi yapabildim ama bir şekilde faydalı olduğunu düşünmemişlerdi aileler. İlaç tedavisinde kendilerine daha önceden düzenlenen ilaç tedavilerini almakta genellikle bir sorun yaşamadılar. Neredeyse tamamına yakını ilaçlarını düzenli olarak temin edebilmişler. Ortezlere baktığımızda da bütün hastaların tabii ortez sıkıntıları olmadı. Yani ortezlerin revizyonları ya da yenilenmesi gerekmemiş. Gerekenlerin de %54'ü
bu hizmete ulaşamadıklarını belirtmişler. Yine botulinum toksin uygulaması ihtiyacı pandemi dönemine denk gelen hastaların da %91'i bu dönemde botulinum toksin enjeksiyonunu yaptıramamış. Yaptıran %9 anladığım kadarıyla bizim bu kliniklerde değil gibi, nasıl olduğunu bilmiyorum o %9'un. Eğitim olarak baktığımızda da uzaktan eğitime giden 236 okul çağı çocuğu %55'i eğitime katılamamış. Bunların %33'ünün zaten uzaktan eğitim programının olmadığını aileler bildirmiş. Uzaktan eğitime katılanlar da yine yaklaşık yarısı ancak uzaktan eğitime katılabilmiş. Tüm derslere katıldığını bildirenler de yaklaşık 1/5'i tüm derslere aile etkin olarak katılabildiğini ifade etmiş. Bazı derslere katılanlar da yine 1/4'de bazı derslere katılabildiğini söylüyor. Bu rakam da aslında oldukça yüksek bir rakam. Tabii engelli çocukların eğitime katılması için normal sağlıklı çocuklardan daha farklı ihtiyaçları söz konusu olabilir. Sadece internet erişimi yeterli olmuyor da olabilir. Ki internet erişimine ulaşamayan ve ekonomik sıkıntı çeken aileler de olabilir. Bunun alt şeylerin incelenmesi de lazım. Pandemi döneminde engelli çocuğun fiziksel, bilişsel ve psikososyal olarak ne gibi değişiklikler oldu? Yani daha öncesiyle benzer miydi? Aynı ilerleme ya da gerileme kaydetti mi? Aileye bu soruları da sorduk. Ve baktığımızda gördük ki... eklem hareketi, kontraktür ve emosyonel duygu durumu olarak genellikle olumsuz etkilendiğini, %60 oranında olumsuz etkilendiğini söylemiş aileler. Bu İtalyan ve İspanyollardan gelen bir çalışma da var. 1143 çocuk, 3 ila 18 yaş arası ve yine aileleri soruluyor burada da. %85.7 aile çocuklarında emosyonel ve davranış değişikliği pandemi döneminde olduğunu görmüş. Bizde de bu oran %60'lardaydı, en yüksek oranlarda. Mobilitesi, spastisitesi ve akademik olarak derslere olan ilgisinin etkilenmesi de yine %50'lerin üzerindeydi, ikinci büyük oran. Bizim daha ilgimizi de çeken yine yemek yeme, konuşma ve aileyle iletişimlerde kötülük, gerileme bildirme oranları diğerlerine göre daha düşüktü. Yani 1/5 oranında. Yarıya yakın kişi aileler bunun çok fazla değişmediğini ifade ediyorlardı. Bu bir şekilde ailelerin belki çocuklarla daha fazla zaman geçiriyor olabilmesi, daha rahat zaman geçirebiliyor olmasıyla çok fazla etkilenmemiş olabileceğini ya da ailelerin belki bu konularda kendilerini daha yetkin, yeterli hissedebildiklerini şeklinde yorumlayabiliriz. Yani bu mobilite, spastisite ya da eklem hareket açıklığı, duygu durum ya da akademik durumdaki etkilenmeden daha fazla, daha olumsuz bir etkilenme vardı bu bölümlerde. Genel olarak nasıl, peki ona baktığımızda genel olarak sizi nasıl etkiledi, çocuğunuzu nasıl etkiledi diye sorduğumuzda da oldukça yüksek bir rakam aslında. %75 aile engelli çocuğunun olumsuz etkilendiğini, %62 ebeveyn de kendilerinin bu süreçte olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Baktığımızda sorduk, COVID-19 korkusu ölçeği geliştirildi bu dönemde. 7 sorudan oluşan ve COVID-19'a yakalanma ya da bunun ölüm korkusu gibi anksiyeteyi ölçen bir ölçek. Ailelere bunu sorduğumuzda da gördük ki kadınlarda skor daha yüksek erkeklere göre. Yine çocuklarının rahatsızlığı döneminde doktor randevularına gitmeyen ya da götüremeyen ebeveynlerde bu oranın yine daha yüksek olduğunu, korku skorunu gördük. Ama tanılar arasında, çocukların tanıları arasında skorlar açısından bir farklılık yok. Yine korku skoru ile çocuğun aile ile iletişim arasında zayıf negatif bir korelasyon var. Yani korku skorunun yüksek olması çocuğun aile ile iletişiminin zayıf olduğunu bir miktar gösteriyor, korele oluyor ki biraz zayıf bir korelasyon. Ama onun dışında özürlülük şiddeti, çocuğun yaşı, ebeveynin yaşı, eğitim düzeyi ya da mesleği ve diğer parametreler arasında korku ölçeğiyle bir korelasyon görmedik. Bizim bulgularımız bu şekildeydi. Peki bundan sonraki projeksiyon olarak neler yapabiliriz aslında? Hem Nalan Hoca bahsetti, hem Ebru Hoca bahsetti. Mutlaka bu
vazgeçilmez bazı sorunlar ve ihtiyaçlarımız var engelli çocukların sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin devam etmesiyle ilgili. O zaman aciliyet sırası ya da önem sıralamasına göre hizmet şeklinin belirlenmesi diye özet yapabilirim, bir toparlama olabilir. Bu yüz yüze uygun önlemler alınarak olabilir. Teletıp, telerehabilitasyon, hep söylüyoruz bunları ama gördük ki bu büyük resimde aslında teletıp ya da telerehabilitasyonun ilk dalgada çok fazla bir uygulama olanağı olmamış ailelerde. Öyle bir şey şu an mevcut değil. Aile eğitimi çok önemli. Aile odaklı yaklaşım yine çok bahsedildi. Bunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Ancak ailelerin aile odaklı eğitim ya da yaklaşım konusunda kendilerini çok da yeterli hissetmediklerini ben buradan yorum yapıyorum kendime. Ve aile eğitiminde neler olmalı diye bu konuşmayı hazırlarken düşündüğüm bazı şeyler oldu. Onları kısaca böyle iki slide'la aktarmak istiyorum. Engelli çocuk ile aile neleri konuşsun, nasıl konuşsun? Yani COVID-19 nedir, ilişkili riskler nedir ve günlük yaşamdaki değişiklikler neler olacak? Evden okula, derslere katılım ve diğer gün içi faaliyetlerin düzenlenmesi çocuğunun bununla ilgili konuşması uygun olur. Yine çocuğunun ansiyetesi, depresyonu ve öfke yönetimiyle ilgili neler yapması gerekiyor ailenin, bunu bilmesi lazım. Ama bunun yanında kendi psikososyal sağlıkları içinde ebeveynlere yönelik de aslında belirli bazı iletişim becerilerinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaman yönetimi, evde hem evden çalışacak hem temizliğini, çünkü temizliğini yapacak, bir yandan yemeğini yapacak, çocuğuyla bakacak, belki diğer çocuklarıyla, eşiyle ilgilenmesi gerekecek. Stres yönetimi ve çatışma çözümü. Birçok bu çalışmada gördük ki aslında ailenin bir arada olması, aile ilişkilerinin daha kuvvetlenmesini gösterdi. Ailenin, hatta pandemide çocukların, ailelerin olumlu diyebileceği yönler arasında da bu çıktı aslında. Çocuğumuza daha fazla zaman ayırabildik. Çocukla aile arasındaki iletişim daha fazla arttı. Zaman olarak böyle bir family bir araya gelmesi söz konusu, ama bir yandan da bazı ailelerde de bir araya gelindiğin zaman özel alan, özgür alanların kısıtlanmasıyla çatışmaların arttığını da biliyoruz. Ve o yüzden çatışma çözümünü konusunda bir eğitim de çok uygun olabilir. Ve bu dönemde aile ile sağlık otoritelerinin ya da diğer hizmet sektörünün aslında yakın iletişim içerisinde olması, hem ebeveyn desteğinin sağlanması, hem de birçok yayında görüyoruz, bizim anketimizde buna değinmedik biz, engelli çocuğun ihmal ve istismar olasılığının bu dönemde artabileceği, böyle bir riskin olduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla bu yakın iletişim bunu da kontrol altına alacaktır, sağlayacaktır. Yine aile destek grupları dijital ortamlarda benzer rahatsızlığı olan çocukların, engelli çocukları olan ailelerin bir araya gelmesi de dijital ortamda sağlanabilir. Yine sağlık hizmetleri anlamında zaten bahsedildi ama takip eden doktoru ile nasıl iletişime geçebileceği, özellikle bu faz 1 ve faz 2 pandeminin karantina altına alındığımız dönemde ne yapacağını ailelerin iyi biliyor olması ve ona göre hazırlıklı olup yol haritalarını çizmesi gerekiyor. Bu konuda da ailelerin eğitilmesi lazım. Keza aile odaklı yaklaşım için de aynı şekilde evin uygun hale getirilmesi, belki bazı çocuklar için evde özelleşmiş ya da kompleks bazı materyal gerekliliği olacak mıdır, bunların düzenlenmesi ve en son olarak da eğitim hizmetleri olarak yine engelli çocuğa göre teknolojik ekipmanların ya da ortamın ona göre adaptasyonunun sağlanması, eksiklik varsa biliyoruz devletin de bazı yardımları var bu konuda, resmi kuruluşlar ya da sosyal derneklerin desteklerinin konusunda eğitim verilmesi en azından önemli diye düşünüyorum. Eğitim konusunda biz de aynı slide'ı benzer şeyle bitiriyorum ben de. Tüm öğretmenlerime, tüm hocalarıma, bizleri bugünlere getiren hocalarıma teşekkür ediyorum. Başta Atatürk olmak üzere. Aynı şeyi Ebru Hoca ile seçmişiz. Eserinin üstünde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Teşekkürler. Çok teşekkürler Özden Hocam. Ağzınıza sağlık. Bir yandan da isterseniz gelen sorulara da cevap verelim. Bu anketle ilgili hasta girdisinin çakışmaması nasıl sağlandı diye bir soru gelmiş Özden Hocam. Yani aynı hastanın verilere defalarca girilmiş olabilir mi? Bunu nasıl engellediniz diye bir soru gelmiş. Qualtrics programında ona uygun mükerrer girişlerin engelleyen şeyi var. Tıklayabiliyorsunuz, onu seçebiliyorsunuz. Evet, biz zaten herhalde 2-3 hastamız oldu böyle. Onları da
şey dışı çalışma dışı bırakmıştık. Yine şimdi burada terapist arkadaşlarımız da var. Bizde Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan bazı terapistlerimiz de burada biliyorum. Şimdi biz de işte ilk dalgayı atlatıp şu an bunu yaşarken elimizden geldiğince birkaç haftadır telerehabilitasyonu ufak ufak başladık. Ve onlardan aldığım geri bildirimler çok tatlı cümleler var. Bir tanesi şey dedi. Ya hocam böyle ekrandan elimi uzatıp dokunmak istiyorum, düzeltmek, müdahale etmek istiyorum. Hakikaten öyle. O çok değişik bir şey. Ama bir yandan da aileler açısından da bizim yıllardır söylediğimiz buraya sadece bir saat gelebilirsin. Diğer geri kalan işte 24 saatin 12 saati uykuysa diğer kısımlar aile olarak size ait rehabilitasyonda kavramının bence ilk dalgada artık anlaşıldığını düşünüyorum. Hatta hatırlarsanız birinci webinarda şey konuşulmuştu, benim çok hoşuma gitmişti. Ya nasıl gidiyor? Nasıl olsun ya rutin? Ya rutinden korkma, rutin çok iyi bir şey demişti bir konuşmacı. Bayıldım ona. Hakikaten rutini siz de onu vurguladınız Özden Hoca. Rutin iyidir. Yani rutini kurgulamak demek, düzeni kurgulamak demektir. Aslında bu ikinci dalgada aileleri hani tele rehabilitasyonla primer bunu vermek herhalde hedeflenmeli diye düşünüyorum. Evet. Sizin bu verilerde kendi aramızda da konuşmuştuk. Hani babaların biraz daha devreye girişi bizim hep rehabilitasyonda zorlandığımız konu. Bununla ilgili bir geri bildirim oldu mu acaba? Olmuştu. O aslında hep olumsuz yönlerinden daha fazla bahsettim ama pandemiyi olumlu olarak etkiledi. Benim çocuğumu ya da beni olumlu olarak etkiledi diyen bir küçük grup da vardı. Ya da şöyle de aslında hem olumsuz hem de olumlu. Yani bir tek taraflı değil aslında bakarsanız. Olumlu olan yönlerinden bahsedilirken işte evde kaldığında çocukla olan daha uzun ve daha etkin süre ve ailenin diğer partilerinin, babanın ya da diğer çocukların annenin iş yükünü daha fazla almasıyla annedeki rahatlığı aslında olumlu yönü olarak söylemiş. Yani pandemi bana bunu getirdi diyen anneler olmuş. Çocuğun paylaşımı aslında diğer aile fertlerinin de olaya daha fazla entegrasyonunu sağlamış pandemi. Şimdi sizler anlattıkça hep telerehabilitasyondan bahsedildi. Şu an dinleyiciler, izleyiciler arasında öğrencilerim de var benim. Marmara Üniversitesi'nin bir kongresi var ve onunla ilgili bir proje hazırladık. Telerehabilitasyon yapacaklar. Bunlar 3. sınıf öğrencisi. Önce işte geçen ay serebral palsi nedir onu konuştuk. Daha sonra telerehabilitasyon nedir onu konuştuk. Ben burada da olmalarını istedim. Eminim realize oldular. Yani telerehabilitasyon denilen şeyin onlar tarafından bile uygulanabilir bir şey olduğuna ikna olduklarını düşünüyorum. Bu akşam. Çünkü çok şey katacak. Ekran karşısında olabilirsiniz ama aileye yön vermek, yol vermek, egzersizler konusunda yardımcı olmaya çalışmak herhalde telerehabilitasyonun temeli gibi duruyor. Şimdi Nalan Hocam size sorular var. Birkaç ondan aslında bahsetmek istiyorum. Bir aileden sanıyorum bu soru gelmiş. Botulinum toksinin belli bir etkinlik süresi var mıdır? Tekrarı nasıl yapılmalıdır şeklinde? Teşekkürler soru için Evrim Hocam. Şöyle tabii ki bir uygulama sıklığı var. 3-6 ay arası uygulanabilir. Zaten yönetmelikteki ödeme prosedürü de bu şekilde çocuklarda. Özellikle bir de kaç yaş arasında uygulanabilir gibi bir soru vardı. O da şöyle, normalde 2 yaşından itibaren uygulanabilir. Geri ödemesi de 2 yaştan sonra var bizde. Literatürlerde 2 yaş altı uygulayanlar da var ama biz de pratikte 2 yaş üstünü uyguluyoruz. Ne kadar... Tabii ki uygulama endikasyonu önemli. Kontraktürler oluşmadan, kas kısalıkları oluşmadan, yani yaşı çok büyümeden yapılan botulinum toksinler tabii ki daha etkin. Sonrasında yapılanların etkinliği daha da azalıyor tabii ki. Zaten geri ödemede şu anda 10 yaş üstü çocuklara serebral palside geri ödemesi yok. Endikasyon dışı almanız gerekiyor. Biz de pratikte her yaş grubunda yapıyoruz sonuçta. 10 yaş üstüne de yapıyoruz ama çoğunluk dediğim gibi 2-8 yaş, 2-10 yaş arası daha etkili olabilir kaslar kısalmadan öncesinde. Yine bu kas kısalıkları, gerginlikleri demişken kış aylarında acaba bu gerginliklerde spastede bir artış olur mu diye bir soru var. Şöyle, aslında spastiği arttıran tabii çok faktör var. Burada hani o konulara girmedik ama birçok geçirilen herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu, yanlış kullanılan bir ortez, genel geçirilen bir hastalık, gribal enfeksiyonlar bile spastiği arttırabilir. Soğuk da şöyle etki ediyor olabilir. Tabii soğuğa maruz kalma kaslarda bir spazm yaratabilir uzun süre kalırsa, yoksa başka şekilde bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Yine etkinlikle ilgili bu dönemde, özür dilerim Ebru Hocam, buyurun lütfen.
Hani bu alanda spastiği arttıran faktörler açısından nörojen mesane çocuklarda da olabiliyor ve bu kaçıyor bazen, atlanıyor. Hani taş bulduğumuz ya da nörojen mesane başlamış çocuklar var. Bu hani gizli seyredebiliyor ya da çocuklar şikayetlerini ifade edemiyorlar. Spastiği artmış buluyoruz. Bir taraftan da mesane problemleri ilerliyor. Bunu göz atlamamamız lazım. Yani erken yaşta ürüne ultrasonda olsun, idrar tetkikliği olsun, gerektiği zaman ürodinamiği olsun, daha az da olsa başka hastalıklara göre bu cerebral palsilerde bu konuda atlanmaması gerekir, spastiği arttıran faktör olarak. Şeyim hocam hemen bir ek yapmış, özür diliyorum. Şu anda diyor endikasyon dışı hani rapor alınamıyor. Hakikaten bu pandemi döneminde şu anda Çok öyle bir zorlaşıyor. sıkıntı. Aynen her konuda olduğu De o gibi onu hastalara da. hemipleji tanısı girerek, bazen paraplejiye girerek maalesef almak zorunda kalıyoruz onu. Aynen. Teşekkürler Şeyim hocam. Cevapsızlıkla ilgili hani bu dönemde pandemi sürecinde botulotoksine yanıtta bir cevapsızlıkla ilgili soru vardı. Bahsettiğim size şu an hani aktif yürüttüğümüz çalışmada aslında ona da bakıyoruz bir yandan. Cevapla ilgili herhangi bir farklılık, değişim var mı diye henüz sonuçlarımızı tam toparlayamadığımız için veriyi oluşturamıyoruz. Yine Belgin hocam bir ekleme yapmıştı Ebru hocam. Ultrason probu şeklinde olmalıydı galiba. EMG probu diye geçti hoca onu bir söylemiş. Ekranda sanıyorum öyle bir şey görmüştük. Birçok hocamız var şu anda bizimle olan konsensusta da bir arada olduğumuz Kadri hocamı görüyorum. Afinap hocamı görüyorum. Yine fizyoterapiden bir önceki panelde konuşan Salima Hanım'ı görüyorum. Fizyoterapinin öneminden özellikle spastede bahsediyor. Resa hocam da webinarların devam edeceğini, bunun bir seri halinde olduğunu, şu an ikincisini yaptığımızı söylüyor. Hakikaten altılı bir program pakettir bu. İkincisini yaptık. Üçüncüsünü de bir sonraki ay Aralık ayının sanıyorum 22'sinde yapacağız. Yine sizleri görmek istiyoruz. Özen hocam bu anketle ilgili hakikaten değişik veriler elde ettik o dönemde. Bizler de hani bazı verilerle ilgili kafalar karıştı. Daha çok hani serebral palsi grubunu aldık ama nöromusküler grupları da aldık. O gruplarla ilgili de verilerimiz oldu. Özellikle hani daha önce de sordum o babalarla ilgili veri dışında. Benim burada özellikle hani ilgimi çeken şey olmuştu. Bu çocuklar hani siz de şu anda klinik deneyiminizde de görüyor musunuz bilemiyorum. Hem okula gitmeye çalışan hem de bir yandan rehabilitasyonu devam ettirmeye çalışan çocuklar. Şimdi bir kısmının mental durumu çok iyi. Mesela geçen hafta poliklinikte çok dikkatimi çekti. 8. sınıf öğrencisi, dersleri çok iyi bir çocuk ve diplejik serebral palsi. Nasıl dedim, egzersizler yapılıyor mu? Hocam çok zorlanıyoruz. Çocuk hangi birine yetişsin? Gün yetmiyor dedi annesi. Hakikaten değil mi? Siz de belki bu konuda şey yapabilirsiniz. Yani ekstra çocukları zorlayan bir süreç bu ekran karşısında işleri yürütmek çabası. Evet, kesinlikle, ama bu bir şekilde iyi zamanın iyi planlanması, önceliklerin iyi belirlenmesi, bir şekilde bu eğitimin yapılması gerekiyor. Zaten çocuklarda, sağlıklı çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda da bu dönemde hepimiz okumuşuzdur. Ekran süresi, hatta deneyimlemişizdir. Ekran süresinin artması bir hem okulla ilgili hem de aslında geçirecek vakit yok. O dışarıya çıkıp oyun oynayamıyor çocuklar. Yine ekran üzerinde başka oyunlar, ekran üzerinde, internet üzerinde belki adolesanlar internette geziyorlar. Onun yanında uyku saatlerinin değişmesi, hatta gece uyku saatinin azalması, güne doğru kaymalar, aslında bu rutinin değişmesi çocuklarda çok daha büyük sorunlar oluşturmaya başladı. Mental stresler, işte o sınav olacak mı, olacak olmayacak, okul açılacak açılmayacak, gittim gitmedim belirsizlikler, o yaş grubu için yine aynı şekilde fiziksel aktivitenin tamamen düşmesi, sağlıklı kişilerde de öyle ama engelli çocukların da dışarı çıkabilirken, oyun alanına, park alanına gidebilirken onlara gidemiyor olması, ama dediğiniz gibi bir şekilde hem o derslerin hem de bu beden eğitiminin ve egzersizlerin bir şekilde rehabilitasyon komponentinin günün belirli saatlerine yedirilmesi ve bir düzenin oturtulması şart. Zor da olur. Evet. Biraz önce de dedim yani rutin lafı çok önemli. Ben öyle diyorum. Hani dişlerini fırçalamadan uyuyor musun? Hayır. O zaman egzersizini de yapmadan uyumayacaksın gibi hani rutine sokmak galiba hep hiçbirimizin tam olarak hani yapamadığı bir şey ama sanıyorum artık onu Belki oturttuk. aile odaklı yaklaşımın da aslında bir parçası değil mi? Yani çocuğun bir hedef belirlemesi, ailenin hedef belirlemesi ve
uyabilir bir egzersiz. Yani belki çok basit egzersizler şeklinde, yani bizim gösterdiğimiz bir başkasının yaptığı egzersizler değil mi? Dans olabilir, bazı oyunlar şeklinde olabilir. Çocuğun yaşına uygun ve yapabilirliğine, kapasitesine uygun oyunlar ve danslar şeyler de olabilir. Ya da excel game'ler, egzersiz oyunları internet ortamındaki, yani çok farklı varyasyonlar geliştirilebilir sanırım. Kesinlikle haklısınız. Bu endikasyon dışı hani uygulamayla ilgili sanki pandemi dönemine aitmiş gibi de hani olmasın. Hakikaten bu uzun bir zamandır devam ediyor. Onu da vurgulamak lazım. Bir de hani kullanırken Nalan Hocam aslında şey söyledi, hani 10 yaşından sonra sıkıntılar oluyor. Yani bunu biz uygularken tabii ki bu çok istisnai durumlardan bahsetti uygulama konusunda. Normalde hakikaten endikasyonumuz 2-10 yaş arasında ve endikasyon şartlarımız belli. Daha sonraki süreçlerde cerrahi ihtiyaçları olduğu için hani geri ödeme ile ilgili bu anlamda sıkıntımız var, geri ödememiz yok. Ben hocalarımın katkısı, yorumları varsa tek tek son sözlerini almak istiyorum. Çok da lafı uzatmadan artık çaya kahveye geçerek herkes değil mi evinde biraz daha yayılarak bir akşamını tamamlasın isterim. Naylan Hocam buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum moderatörleriniz için Eylül Hocam. Gerçekten güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Hala sorular geliyor. Kesinlikle. Bir yandan cevaplamak istiyoruz gerçekten. Elektif ameliyatların ertelenmesiyle ilgili ciddi problemler yaratıyor mu diye sormuşlar. Ozan Baş sormuş. Gerçekten şöyle, elektif ameliyatların ertelenmesi bazı hastalar için problem. Özellikle ciddi ekin kontraktörü olan hastamız olmuştu mesela. Hani bizim artık cerrahiye yönlendirdiğimiz ve yürümeye bağlı deformitesi ilerleyen hastalarımız oldu. Bunlar için ortopedist arkadaşlarla özel görüştüğümüz oldu ama ne yazık ki o tam kapandığımız dönemde bunları yapamadık büyük bir kısmını. Ama artık bunlar yapılıyor, seçici olarak da olsa yapılıyor. Tabii sayı çok fazla, hasta sayısı çok fazla, herkese yetişemesek de cerrahi bunlara cevap vermeye çalışıyor ortopedik cerrahımız. Yine bu katılımcılar içerisinde olan ailelerden birinin çocuğunda ise tam cerrahi yapıldı ve o kapanma dönemini yaşadık. Mesela o ailede postop alması gereken rehabilitasyonu alamadığı için çok büyük sorunlarla karşılaştı. Şu anda takipteyiz yine. Ben hatta araya bir botulinum toksinle girip azıcık toparlar mıyım, bu ikinci periyodu öyle sokar mıyım diye mesela uğraştım. Hani dediğiniz gibi bir yapamadığımız, bir de yapıp elimizde kalan gruplar oldu. İkisi de hakikaten sıkıntılı. Ebru Hocam sizden de söz alayım. Bir yandan da yan kutucuklardan size uyan sorular varsa lütfen onlardan alarak konuşmanızı toparlayıp son sözlerinizi alayım lütfen. Ben de hani aile odaklı yaklaşım önem kazandı dedik gerçekten. Özden Hocam da az önce oyunlarla dedi rehabilitasyon. Yani bu konuda ailelerde de yaratıcılığı gelişiyor. Buna vurgu yapmak istiyorum. Tıbbi reklam da yapayım. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi'nde 4 Aralık günü biz Murat Sünür Hoca, oğlu hocanın önderliğinde vaka tartışması yapacağız. Ben o yüzden orada özellikle 2 yaş altında aile odaklı rehabilitasyon olabilecek bir vaka seçip bunu tartışmak istedim. Çünkü gündemde ve şu an gerekliliği daha fazla. Orada onlardan bahsetmek istiyorum. Türettiğimiz oyunlardan ya da daha pratik bilgiler vermek istiyorum ya da başka bir toplantıda inşallah. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Ailelerin de bu konuda oyunlar üretmesini ve bize getirmesini istiyorum. Yayalım hep birlikte. Çok güzel şeyler buluyorlar çünkü bazen. Tebrik ediyorum onu. Hani tıraş köpüğüyle duyu çalışmalarımı işte asarak evde sanki bir uzay terapi alanı yaratmalarımı çok güzel şeyler yapıyorlar. Değil mi? Bu dönemin böyle faydaları da Bu oldu şekilde. hakikaten. Bir araya aileleri getirerek yeni fikirler ortaya koymak anlamında. Çok teşekkür ediyorum Ebru Hocam. Özen Hocam son sözlerinizi alayım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir webinar için derneğimizin önderliğinde güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bu dediğiniz gibi sizin de bir durumun resmini çekmek oldu aslında. Sanırım bundan sonra yapılacak işler çok. Yeni ve güzel şeyler, projeler olacaktır. İnanıyorum ona.
Teşekkür ediyorum herkese Ben katılımcılık. de her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte bu webinarı oluşturmak, sunmak benim için çok gurur verici oldu. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Yandaki kutucuklardan da günlük pratikte yararlanılacak bilgiler aldıklarını söylüyor katılımcılar. Çok mutlu oldum bu anlamda da. Günlük rutine faydalı olabilecek bizim elde ettiğimiz deneyimlerden çıkarımlar varsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederek webinarı kapatmak istiyorum. Tüm katılımcı hocalarıma, konuşmacı hocalarıma, var olan terapistlerimize, öğrencilerimize, ailelere katılım için çok teşekkür ediyorum. Üçüncü webinarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.